Evet, hayırlı sabahlar. Şimdi arkamda dönmüş oldum ama katılımcılara kusura bakmayın. Oturma düzeninden dolayı böyle bir takdim yapmam gerekiyor. Hepinize hoş geldiniz. Sayın hocalarım, sevgili katılımcılar, değerli arkadaşlar. Bugün İLEM'de yine tarihi bir güne tanıklık edeceğiz inşallah. Güzel bir çalıştayımız var. Güzel bir projenin uzun süreli devam edecek çalışmaların da aslında bir başlangıç şeyi. Güzel başlar ve güzel devam eder diye ümit ediyoruz. Güzel başlayan, güzel devam eder temennisi, ümidiyle. Bugün ilk çalıştayımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi belki afişlerde de dikkatinizi çekmiştir. Aslında bu çalıştayımız İslam Siyaset Düşüncesi Projesi'nin bir ayağının bir çıktısı gibi düşünebiliriz. İslam Siyaset Düşüncesi Projesi aslında İLEM'de 2016 yılından beri devam eden proje. Belli çalışmalar yapıldı, yayınlar üretildi. Biz inşallah 2022 yılı itibarıyla İslam Siyaset Düşüncesi Projesi ile ilgili tekrardan yeni çalışmalar yapma kararı aldık ve 2022-2023 yılları içinde 3 farklı ayakta İslam Siyaset Düşüncesi Projesi ile ilgili çalışmalarımızı yürütmüş olacağız. Bunlardan bir tanesi, onun da bir parçası olan Ömer Türker hocamızın yürütücülüğünü yaptığı İslam Siyaset Düşüncesi Klasikleri Düşünmek adlı 2 yıllık bir proje olarak gerçekleştirilecek. Bir diğeri İslam Siyaset Düşüncesi alanındaki kataloglama projemizi geliştirilmesi ve onu tekrardan istifade edenlere sunulması şeklinde bir katalogun yenilenmesi projesi devam edecek. Bir de İslam Siyaset Düşüncesi alanında kaynak bir eser, 2 ciltlik kaynak bir eser üretilmesiyle ilgili yürüyen bir çalışma var. 3 tane aslında 2 yıl içinde üreteceğimiz 3 ayaklı bir çalışma gerçekleşecek. Fakat bu çalıştay biraz daha ilk bahsettiğimiz Ömer Türker Hoca'nın da yürütücülüğünü yaptığı İslam Siyaset Düşüncesi Klasiklerini Tekrar Düşünmek adlı projenin bir şeyi, bir çalıştayı diyelim. 2 yıl içinde bunun gibi pek çok çalıştay gerçekleştireceğiz. 2022 yılında olacak bunlardan bazıları. 2023 yılında gerçekleşecek. Bugün bu çalıştaylardan ilkini gerçekleştiriyoruz. Güzel bir başlığımız var, güzel bir konumuz, meselemiz var. Bu projelerin böyle bir önemi de var. Belki bugün konuşacağımız meseleler hepsi yeni yapılan çalışmalar değil ama aslında biz bu proje sayesinde biraz mevcut literatürle yapılmış şeyleri dönemselleştireceğiz, tasnife tabi tutacağız, tekrar isimlendireceğiz ve aslında bütün bir külliyat içinde bunlar nereye oturuyor, nasıl tartışılabilir, nasıl eline alınabilir onları da konuşmuş olacağız. Bu bağlamda bu çalıştay özellikle Ömer Hoca'nın çok büyük gayretleriyle gerçekleştirilmiş oldu. Zaten temel başta bütün organize yürütücülük kısmında o var. Kendisine özellikle çok teşekkür ediyorum. Yine diğer çalıştay katılımcı hocalarımıza ve değerli dinleyicilerimize de teşekkür edip ben sözü Ömer Hocama bir selamlama, bir açılış yapması için Ömer Hocama devrediyorum. Eyvallah muhterem hocalarım, hoş geldiniz. Aslında Ahmet Hoca anlatacakları anlattı, vallahi bana bir şey kalmadı. Yani bu İslam Siyaset Düşüncesi son yıllarda aslında epeyce de Türkiye'de birbirinden bağımsız pek çok araştırmacının çalıştığı bir düşünce işin doğrusu. Zaman zaman alanın bakir olduğunu konuşuyoruz ama birbiriyle çok irtibatlı olmamakla birlikte konunun değişik yönleriyle ilgili uzmanlar da var. İyi çalışan arkadaşlar da var. Projenin biraz hedefi bu uzmanlıkları ve çalışmaları tevhid edecek bir ortam oluşturmak, bunları birleştirecek bir ortam oluşturmak, ardından da belli bir takım sorularla çalışmaları biraz kitap özeti seviyesinden daha ileri taşımak. Yani çalışmaların tabii ki tamamı kitap özeti değil, çok kıymetli çalışmalar var. Biraz çalışmaların derinliğini akademik kamuoyuna mal etmek. Alan çok geniş tabii, yani bu çok değişik dönemlerle ilgili çalışma yapılması mümkün. Çalışmalarını münhasıran bu işe, bu mesaisini bu işe ayıran arkadaşlar bu sorunların da farkındalar ama bence kilit bir nokta var. Biraz onu temin etmeye çalışacağım. Birincisi devletlerin iktisat düşüncesi, ikincisi de hukuk düşüncesiyle bu siyaset düşüncesi arasındaki irtibat çok derinleştirilmemiş şimdiye kadarki çalışmalarda. Acaba bunu da işin içine dahil ederek temel bir takım sorular etrafında literatürü yeniden ele alabilir miyiz diye uğraşıyorum. Hatta bu projenin ilk şeyi olarak, faaliyeti olarak Cengiz Kalle Koca'yla erken dönemde iktisat ve siyaset ilişkisini konuşmuştuk.
biraz bu şeyleri konuşurken ben kendim önceden okuma yapıyorum. Bana da zahmetli oluyor İlker Hocam biraz yani. Vallahi beni yoruyor işin doğrusu. Cengiz Kale Koca ile söyleşi yapmak için bütün kitaplarını okudum. Erken döneme dair mesaisini teksif ettiğinden. Zannediyorum süreç içerisinde daha sağlıklı bir iş bölümüyle meseleleri ileri götürmek mümkün olacak. Yani değişik arkadaşların da işin içinde bulunması, meseleyi el atmasıyla. Ben çok fazla uzatmayayım. Zaten konuşmacı hocalarımızın her ikisi de burada. Dolayısıyla hocalarıma, katılımcı arkadaşlara, himmetleri için teşekkür ediyorum. İnşallah arzuladığımız şekilde süreci geliştirerek ileri götürmek nasip olur. Buyurun hocam. Sağ olasınız. Gece günaydın. Hocam hoş geldiniz. Hürmetler. Öpüyorum elinizden. Hocam benim Mehmet Hocam. Sana bir selam. Peki. Herkese günaydın. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Saatimiz 10. Peki. Şimdi oturumu şöyle bana da verilen şeye göre, konuşmalarımıza göre şöyle ilerleyecek süreç. Her bir konuşmacımız bir 20 dakika sunumunu yapacaklar. Daha sonra bir 20-25 dakika civarında soru-cevap çerçevesinde bir müzakere olacak, tartışma olacak. Daha sonra diğer konuşmacının sunumuna geçeceğiz. Bu şekilde, bu yöntemle ilerleyecek. İlk konuşmacımız program şöyle, Adnan Demircan hocamız, Ahdi Ali, Hazreti Ali'nin Malik bin Haris el-Eşter'e mektubu, Hazreti Ali'nin bir vasiyetnamesinin, nasihatnamesinin bir analizini, değerlendirmesini yapacak hocamız. Sonra Elmin Aliyev, Ahdi Erdeşir, Sasani geleneğinden İslam siyaset üslubuna, Sasani İmparatorluğu'nun devletinin kurucusu Erdeşir bin Babe'in vasiyetnamesi, nasihatnamesinin bir analizini, değerlendirmesini yapacak. Herhalde İbnül Mukaffa'ya da atıf var burada, İslam siyaset üslubu diyor. Sonra bir çay kahve arası verilecekmiş. Daha sonra Soner Gündüzöz hocamız, İslam düşüncesinde siyasetname geleneği ve Abdülhamit el-Katib'in Ahd-ü Mervan'ı üzerinden analitik bir değerlendirme. Son olarak da Mustafa Demirci hocamız, Risale-i Sahabe, teori ve olgu ilişkisi. Ben Adnan hocama ilk sözü vereyim. Buyurunuz hocam. Bir 20 dakika içinde hocam, lütfen. Teşekkürlerimi arz ediyorum. Ben Deniz Eşter Ennehaiye Hazreti Ali radıyallahu anh'ın onu görevlendirmesi sırasında verdiği talimatları ihtiva eden ahitnameyi ele almaya çalışacağım. Bu ahitname Nehcül Belaga kitabının içerisinde geçiyor. Bana ayrılan süre içerisinde hem tarihi zemini hem de bu metnin İslam kültür tarihindeki yerini ifade etmek üzere bazı noktalara işaret etmeye çalışacağım. Bir kere görevlendirilen kişinin görev alanıyla ilgili talimatlara muhatap olması adeti ilk defa karşımıza bu belgeyle çıkmıyor. Daha eskiye dayanan tatbikatlar var, belgeler de var. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından önce hazırlattığı bir zekat risalesinden bahsediliyor. Bu risale Hazreti Ebu Bekir tarafından gönderilmiştir. Bu da aslında ahitname ile paralel bir muhtevaya sahip. İktisat tarihi açısından, din tarihi açısından önemli bir belge. Daha sonra Hazreti Ömer'in de benzer bir belge gönderdiğini biliyoruz. Çünkü zekat tatbikatı genel ilkelerin dışında uygulamada farklılıkların olduğu, bilgi gerektiren, yeni soruların ve sorunların ortaya çıktığı bir alan.
ileriki zamanlarda Ömer bin Abdülaziz döneminde, sonraki dönemlerde başka alimler tarafından yazılan kitaplarda bu soruların cevaplarının bir kısmını görüyoruz. Bugün de hayatın akışı içerisinde benzer problemlerle karşılaşıyoruz. Yazılan metinler var. Yine bu ahitname, emirname veya risale dediğimiz Eşter-en-Nehâye verilen mektuba benzer Hazreti Ali'nin görevlendirmelerinde, kendisinden önceki halifelerin görevlendirmeleri sırasında talimatları var. Mesela bir ordu gönderiyor. Orduyu gönderdiğinde sözlü talimatları söz konusu, bazen yazılı talimatları var. Şimdi hemen aklıma gelenlerden birisini söyleyeyim. Muhammed bin Ebubekir Mısır'a görevlendirildikten sonra da Hazreti Ali'nin benzer bir talimatı var. Bu da Nehcül Belaga'da yer alıyor. Daha kısa bir metin ama çerçevesi itibariyle benziyor. Hazreti Ömer'in Ebu Musa el-Eş'ariye ve diğer kadılara gönderdiği yargılama usulüne, sistemine, adaletin tesisine ilişkin bir metin kaynaklarımızda yer alıyor. Dolayısıyla bu aslında örnek olarak üzerinde konuşacağımız metin yegane metin veya ilk metin değil. Buna benzer birçok metin var kaynaklara baktığımız zaman. Hatta sıhhat açısından belki bu metinden daha sahih olarak değerlendirilebilecek metinler var. Bu metnin çünkü sıhhatine ilişkin ehli sünnet dünyası ciddi eleştirilerde bulunuyor. En azından mezhebi bir duruşlar var metne karşı. Metnin muhtevasından ziyade metnin sıhhatine ilişkin bir eleştiri söz konusu. Burada bir ahitnameden bahsettiğimize göre ahitnamenin tarafları var ve bu ahitnamenin yazıldığı bir zemin var. Bu zemini eğer bilirsek neden böyle bir ahitnameyi halife yazdırmıştır? Bunu konuşabiliriz. Tabii yazdırmış mıdır, yazdırmamış mıdır? Bunu da konuşmamız icap eder. Bir kere bu dönem İslam dünyasında bir halifenin katledildiği, diğer halifenin de işlenen cinayetin faturasını ödemek zorunda bırakıldığı bir dönem. Bir kriz dönemi ve İslam dünyasının ilk defa yoğun bir şekilde yaşadığı bir çatışma süreci olarak karşımıza çıkıyor. Hazreti Osman katledilmiştir, şehit edilmiştir. Şehit edildikten sonra Hazreti Osman'ın yerine halife olarak seçilen veya seçtirilen tırnak içerisinde Hazreti Ali, Hazreti Osman'ın öldürülmesinden mütevellit sorunlarla uğraşmak durumunda kalmıştır. Ve bu sorunların içerisinde, bu süreç içerisinde ki aktörlerden birisi de aslında işaret ettiğimiz ahitnamenin muhatabı olan Eşter-en-Nehâye'dir. Eşter-en-Nehâye ile ilgili belki de Şii literatürün oluşturduğu algı sebebiyle bizim dünyamızda çok müspet bir yaklaşım var. Doğrusunu söylemek gerekirse. Eşter-en-Nehâye, Hazreti Osman'a karşı ortaya çıkan isyanın baş aktörlerinden birisidir. Küfe'de bunu yapmıştır. Küfe'yi kışkırtmıştır. Hazreti Osman döneminde sürgün edilmiştir. Şam'a, daha sonra Küfe'ye, Muaviye kendisine rahatsız olduğu için Küfe'ye geri gönderilmiştir. Sonra tekrar Humus'a sürgün edilmiştir. Abdurrahman bin Halid bin Velid'in valilik yaptığı Humus'a sürgün edilmiştir. Oradan tekrar Küfe'ye gitmiştir. Küfe'de iken Hazreti Osman'ın icraatlarına, tatbikatlarına ve dahası, daha da önemlisi valilerine karşı tavrı sebebiyle halk üzerinde ciddi bir etki oluşturmuştur. Böyle bir şahsiyet. Aslında o dönemde olan hadiselerden bağımsız bir adam değil. Yani bir tarafta maktul bir halife var, bir taraftan seçilmiş yeni bir halife var ve bu halifenin girdiği savaşlar var. Bunların içerisinde, hepsinin içerisinde olan bir adam. Böyle bir kişilik. Sahabi değil ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Müslüman olduğu ihtimali var. Yani o dönemde Müslüman olmuş fakat Peygamber Efendimizle görüşmemiş. Çünkü kabilesinin heyeti içerisinde zikredilmiyor. Daha sonra Biladüşşam fetihlerinde bulunmuş cengaver bir adam, savaşçı birisi. Bir süre Şam bölgesinde bulunmuş. Şam bölgesinden gönderilen takviye ordu içerisinde Irak'a geçmiş. Irak'ta da Küfe'ye yerleşmiş bir şahsiyet. Eşter-en-Nehâye. Aslında bu Eşter ismi, lakap daha doğrusu, adı Malik. Eşter yaralanmış Yermük Savaşı'nda.
göz kapağı ters dönmüş yaralanma neticesinde. Yani bir gözünü kullanamaz hale gelmiş. Ondan dolayı bu lakap olarak kendisine veriliyor. Bu lakabıyla da şöhret bulmuş. Hazreti Osman dönemindeki hadiselerde karşımıza Küfe heyetini Küfe'ye getiren bir kişi olarak, muhalif heyeti, yaklaşık 200 kişilik bir grubu Medine'ye getiren adam olarak, aynı zamanda organizasyonu yapan kişi olarak zikrediliyor. Yani Mısır ve Basra'daki muhalifleri de organize eden bir kişi. Medine'de Hazreti Osman'la bazı görüşmeler yapmış. Mesela Hazreti Osman'ı öldürmekle tehdit etmiş. Tehdit ettiği rivayet ediliyor ve öldürülmesinden sonra da Hazreti Ali'nin seçilmesine aktif olarak rol almış. Şimdi böyle bir adam, kendisine atfedilen sözler de var. Bu kadar siyasetin içerisine girmiş, kavgaların içerisine girmiş bir adam. Bir süre sonra bir noktada, ya arkadaşlar ben artık kenara çekiliyorum diyemez. Çünkü hesabı ödettirilecek olayların içerisine girmiş. Bunun için bundan sonra da hayatı boyunca o aktif pozisyonunu muhafaza etmiş. Neticede Eşter en-Nakai bundan sonra Hazreti Ali'nin seçilmesinde rol oynamış. Valilerin tayin edilmesinde, mesela Ebu Musa el-Eş'ari'nin Küfe'ye vali olarak bırakılması, Hazreti Ali'ye biat etmemiş olmasına rağmen, Hazreti Ali taraftarı olmamasına rağmen daha doğrusu, onu orada bıraktırmış. Ebu Musa'nın Hazreti Osman'a rağmen Küfe'de vali olmasını da daha önce sağlayan kişidir. Çünkü daha önce Said ibn-i As valiyken onu şehre almamak suretiyle, Hazreti Osman'la görüşmeye gittiği bir zamanda şehre almamak suretiyle onun yerine Ebu Musa el-Eş'ari'yi vali yapmışlardı. Ve bu işin içerisinde de baş rolde Eşter en-Nakai vardı. Cemel Savaşı'nda ve Sıffin Savaşı'nda aktif olarak savaşmış ve Leyletul Herir denen Sıffin Savaşı'nda yoğun çatışmaların olduğu uğultu gecesinde Muaviye'nin ordusunun Kalbul Ceyşi'ne, merkez birliklerine saldırıyı yapan komutandı. Tahkim'e karşı çıktı. Hazreti Ali tahkimi kabul etmek durumunda kaldı. Eşter en-Nakai savaşı durdurdu. Tahkimin kabul ettirilmesinde Hazreti Ali'ye Yemeni kabilelerin etkisi vardı. Kinde kabilesinin lideri Eş'az bin Kays tabii bunların başında geliyordu. Eş'az bin Kays'a hakem konusu görüşüldüğünde Hazreti Ali Abdullah bin Abbas'ı teklif etti. Abdullah bin Abbas'a karşı çıktı. Dedi ki ümmetin mukadderatı ile ilgili meseleleri iki Yemenlinin görüşmesini kabul edemem. Hakemlerden birisi Kuzeyli Araplardan olacaksa diğeri Güneyli olacak dedi. Hazreti Ali Eşter en-Nakai'yi teklif etti. Bizi bu belanın içine sokan Eşter'dir dedi. Onu da kabul etmedi. Ve dolayısıyla Eşter bundan sonraki hadiselerde de Hazreti Ali ile birlikte hareket etti. Hazreti Ali tarafından El Cezire valine tayin ediliyor. Fakat burada vali olarak gönderildiği Mısır'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Hazreti Ali Mısır'a ilk vali olarak bütün ilk atamalarında olduğu gibi Ensar'ı tercih etti ve Sakifetu Beni Sa'ide de hilafet hakkını kaybettiğini düşünerek Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhum'a biat etmeyen Sa'd bin Ubade'nin oğlu Kays bin Sa'd'ı vali tayin etmişti. Kays becerikli bir adamdı. Oradaki bölünmeyi kontrol etmeye çalıştı. Fakat Muaviye'nin onun hakkında oluşturduğu olgu sebebiyle bir süre sonra Hazreti Ali onu aldı. Hazreti Osman'ın öldürüldüğü gün eve girenlerden birisi olan üvey oğlu Muhammed bin Ebi Bekir'i tayin etti. Muhammed bin Ebi Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in oğlu malum. Hazreti Ali'nin de üvey oğlu Esma binti Umeys sebebiyle. Muhammed bin Ebi Bekir gitti. Orada baskıları arttırdı. Daha büyük sorunlar üretti. Tam bu süreçte çözüm olarak Sıffin Savaşı da meydana gelmişti. Hazreti Ali Eşter en-Nakai'yi Mısır'a gönderme kararı verdi. O sırada Eşter en-Nakai El Cezire valisiydi. Onu çağırdı ve onu görevlendirdi. Şimdi bu siyasi ortama baktığımız zaman Eşter aslında bu işlerin içerisinde yoğun bir şekilde var. Biraz da ahitnamenin muhtevasına etki eden bir süreç olduğunu düşündüğüm için bu biraz genişçe arz etmeye çalıştım. Süre zaten az, hızlıca konuşmaya çalışıyorum. Bazen takılıyorum da yani dilim aklıma uymuyor ama zamanı iyi kullanmak adına. Ahitnamenin yani Hazreti Ali birini vali olarak gönderiyorsa normalde
kardeşim sen buraya gittiğin zaman şu şu işlere dikkat et der mi? Der. Herkes der bunu. Yani biz bir öğrenciyi bile bir yere gönderirken bir talimat veriyoruz değil mi? En azından teziyle ilgili çalışma yaparken veya başka bir iş yaparken bir ana bilim dalı başkanı bile birilerine bir şey söylüyor. Bu kaçınılmaz bir şey. İşin tabiatında zaten olan bir durum. Buradaki sorun, buradaki nakledilen metin, bir edebi muhtevası olan bir metin, bu doğru mudur, değil midir? Aslında bu soru aynı zamanda Nehcül Belaga'nın sıhhatiyle ilgili. Zehebi gibi alimler, bunun yazarı, daha doğrusu derleyeni olan Şerif Erradi tarafından, Hicri 404 veya 406 tarihinde vefat etmiş bir Ehl-i Beyt mensubudur ve dönemin, kendi yaşadığı dönemin nakibun nukabasıdır. Şerif Erradi, Şerif Murtaza'nın kardeşi. Şerif Erradi kitabının başında diyor ki ben zaman zaman Hazreti Ali'nin bazı sözlerini, dedesi Hazreti Ali, bu arada Kazım'ı, yani Musa Kazım'ın Musevi'dir. Musa Kazım'ın soyundan geliyor. Dedem Hazreti Ali'nin veya Emirül Mümininin hayatından, konuşmalarından zaman zaman bazı anekdotlar naklediyordum. Onun için bazı bunları naklettiğimde bazı insanlar dediler ki ya bunları bir araya getirsen, ben de oturdum bu kitabı yazdım diyor. Çok az kaynak zikrediyor. Daha sonraki dönemlerde burada nakledilen bilgi, rivayetle mektupların, konuşmaların, efendim özlü sözlerin, veciz sözlerin gerçekten Hazreti Ali'ye ait olup olmadığı meselesiyle ilgili bazı tabii tartışmalar olmuş. Zehebi gibi alimler, İbni Hacer gibi alimler bunun bizzat Şerif Radi tarafından uydurulduğunu söylüyorlar ki ben bu kanaatte değilim şahsen. Çünkü Şerif bir insan bir şeyi bir bütün olarak uydurmaz. Bu uydurma mantığına aykırı. Şimdi yani bir müdahale edersiniz, bir yerde bir şeyi örtersiniz, bir yeri karartırsınız değil mi? Bizim kendi hayatımızda da olabilen şeyler. Bir olayı anlatırken kendi zaviyenizden anlatırsınız. Ama bir hayatı uyduramazsınız. Bunu modern dönemde romancılar yapıyor. Onlar bile yaptıkları zaman, onun için bazı batılı romancılar, romancıları yaratıcı gibi görüyorlar. Onlar bile yaptıkları zaman dünyaya bakarak, örneklere bakarak bunu yapıyorlar. Sıfırdan yapmıyorlar. Şimdi Şerif Radi, üstelik Nakibun Nukaba iken, Ehl-i Beyt mensubu, bir Mu'tezili, bir Şii iken, baştan böyle bir şeyi, kitabın tamamını uydurması mümkün değil. Kaldı ki bazı mesela çok eleştiri konusu olan Şıkşıkiye hutbesi gibi bazı hutbelerin çok daha eski kaynaklarda var olduğunu görüyoruz. Eleştiri yapanlar neden yapıyor? Bazı sözleri Hazreti Ali'ye yakıştıramıyorlar. Neden? Hazreti Ali mesela Hazreti Osman için ağır sözler kullanıyor. Kullanabilir mi? Tarihi sürece baktığınız zaman, tarihi gelişmelere bence tarihi zemini var. Hazreti Ali'nin o sözleri kullanmasında çok büyük bir anormallik yok. Ama mezhebi duruş söz konusu olunca ne yapıyor? Ehl-i Sünnet diyor ki bunu Hazreti Ali söylemiş olamaz. Ne yapalım? En iyisi reddedelim. İşin bu boyutu var. Bir başka boyutu daha var. Bizim Ehl-i Sünnet geleneği içerisinde oluşan ilim kültüründe rivayetlerin isnadı meselesi çok önemlidir. Ve bu isnat meselesi burada ihmal edilen bir şey. Yani bu kitap açısından baktığımızda ihmal edilen bir şey. Tabii mesela bu rivayet, Ehl-i Sünnet açısından söylüyorum. Nehcül Belaga'da Şia'nın çok muteber kabul ettiği kitapta değil de diyelim ki İbn-i Hişam'da olsaydı, İbn-i Hişam'da olmaz da Taberi'de olsaydı, daha net bir şey söyleyeyim. Taberi'de olsaydı Ehl-i Sünnet buna muteber bakacak mıydı? Yine bakmazdı. Ehl-i Sünnet Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Yahudilerle yaptığı anlaşmayı senetli olmadığı için zayıf kabul eden bir kültürü savunuyor. Yani İbn-i Hişam'da yer alan rivayet ancak Wellhausen buna dikkat çektiği zaman dünyada bir şey oldu, bir karşılık buldu. Medine vesikasını kastederek söylüyorum. Bu bir gelenektir. Bunu zaaflarıyla, artılarıyla, eksileriyle eleştirebilirsiniz ama işin mezhebi duruş boyutu da var. Onu da arz etmeye çalıştım. İki taraflı bir şey var. Şimdi ben tabii tarih açısından baktığım zaman muhtevasına bakıyorum. Burada ne anlatıyor? Hazreti Ali ne söylüyor? Aslında söylediği şeyler o gün için ya da bugün için herhangi bir yöneticinin birisini görevlendirirken söyleyeceği şeyler, tavsiyeler. Başta Hazreti Ali gibi bir insan ne söyler? Der ki Allah'a ve Resulüne uy.
Yani Hazreti Ali normalde başka zamanlar da bunu söyler. Bunu söylediğine ilişkin çok kayıtlar var. Bunu Taberi'de de bulabilirsiniz. Hazreti Ali'nin Muaviye ile mektuplaşmalarında, memur atamalarında bunu çok sıklıkla vurguladığını görüyoruz. Zaten Hazreti Ali'nin böyle bir duruşu ve iddiası var. Hazreti Ömer Şura ehlini belirlediği zaman hepsini eleştiriyor. Hepsinin zaaflarından bahsediyor. Fakat şöyle bir ifade kullandığı söyleniyor. Ya yapsa bu işi bu kel olan yapar gibi bir şey söylüyor. Hazreti geçen bir yerde anlattım. Bir hoca arkadaşımız, bizim meslektaşımız, sevdiğim bir kardeşim dedi ki ya hocam dedi Hazreti Ali kel olmamalı dedi. Değildir dedi herhalde dedi. Dedim hocam valla sadece kel olduğunu söylemekle kalmıyorlar. Yani kel kısa ve göbekli diyorlar yani şeyi öyle. Dedi ki hocam sizin gibi saçları önden biraz açık dedi. Onun için kel diyor dedi. Yani benim üzerimden benzetme yaparak söyledi. Şimdi Hazreti Ali'nin bir duruşu var hocam. O kadar kalmadı sürem hocam. Allah razı olsun sizden. Yani ben de kronometreyi açtım hocam. 45 zannettim. Çok teşekkür ederim. Tamam inşallah zamanı hızlı bir şekilde kullanmaya çalışayım. Şimdi Hazreti Ali'nin burada vurguladığı temel konulardan birisi bu. İkincisi Mısır'da bir vergi sorunu var. Vergi sorunuyla zaman zaman karşılaştığımız bir durum. Mesela Hişam bin Abdülmelik zamanında Mısır'da Kuptilerin ayaklanmaları var. Vergiyi toplamak her zaman büyük bir problem. Bugün de problem. Bakın hala işte devlet vergi almak için 40 takla atıyor değil mi? Benzine zam yapıyor, sigaraya yapıyor, alkole yapıyor falan. Sorduğunuz zaman diyor ki ya vergiyi başka türlü almıyorum. Ben de böyle alıyorum kardeşim. Vergiyi almak önemli. Çünkü insanlar vergi kaçırırlar abiciğim. İnsanlara bıraktığın zaman insanlar bir şekilde bir formül bulmaya çalışırlar. Vergiyi toplama ciddi bir mesele. Zaten Mısır'daki kavganın sebeplerinden bir tanesi Amr ibn As'ın vergi toplamayı noktasındaki ihmalkarlığı ya da suçlanmasıydı. Abdullah bin Sa'd bin Ebi Serhi gönderdi Hazreti Osman oraya vali olarak. O vergileri arttırdı ama bu sefer huzursuzluk ortaya çıktı. Hazreti Osman'ın öldürülmesinden sonra da orada toplum ikiye bölündü. Şimdi buraya gönderilen adama ne diyecek? Vergileri toplarken dikkatli davran, adil davran. İnsanlara zulmetme, haksızlık yapma. İnsanlara karşı bir tahakküm ve tekebbür tavrıyla yaklaşma. İnsanları anla, dinlemeye çalış. Onları yanına yaklaştır. Herkesi kendi konumuna göre değerlendir. Mesela esnafa esnaf olarak bak. Alime alim olarak bak. Onlardan yararlanmaya çalış. Herkesle istişare et. Dolayısıyla orada aslında Muhammed bin Ebubekir'in ürettiği sorunları çözmeye matuf bir kısmı. Bir kısmı da Hazreti Ali'nin kendince ilkesel duruşunu ifade eden bir muhtevaya sahip. Genel olarak muhtevaya baktığımız zaman kibirden kaçınma, insan haklarına riayet etme. Diyor ki bunların bir kısmı senin din kardeşindir, bir kısmı da insan olarak kardeşindir, zımmileri kastederek. Bunların da haklarına riayet et. Sürekli işlerinde orta yolu gözet. Çünkü İslam bunu emreder. İşlerinde adil ol. İnsanların kusurlarını araştırma. Bunları mutlaka örtmeye çalış. İyi olan insanlara danış. Kötülerle değil, kötülerle iş tutma. Güzel iş yapanları takdir et. Bunları taltif et. Onları öne çıkar. İnsanlar hakkında suizanda değil, hüsnüzanda bulun. Yani bir yönetici olarak onu gönderdiğinde bidatlerden kaçın. Alimlerle istişare et. Orduyla iyi ilişkiler kur. İleri gelenleri ihmal etme. Yani toplumun kabilelerin ileri gelen mele dediği Kur'an-ı Kerim'in zikrettiği kişiler. Problemli meseleleri Allah ve Resulüne götür. İnsanlar arasında ayrımcılık yapma. Efendim görevlileri mutlaka denetle, başıboş bırakma. Vergilerin toplanmasına dikkat et. Memleketi imar et. Vergileri orada harca. Vergileri toplarken zulmetme. Çünkü vergi biraz önce de arz ettim. Önemli bir husus. Görevlerini seçerken iyi analiz et. Ve muhtaçlarla ilgilen. Bir kısmını özetlemeye çalıştığım, belki metin ortaya çıktığında daha ayrıntılı olarak üzerinde duracağımız bir husus. Peki sonra ne oldu? Eşler en-Nakai çıktı, emri aldı, görev yerine gitti. Kulzum'da Muaviye bin Ebi Süfyan'ın görevlendirdiği bir haraç görevlisi tarafından
yaşadığı sürece ondan haraç almayacağına dair verdiği sözle zehirli bir bal şerbeti içirilerek öldürüldü. Dolayısıyla görev yerine gidemedi, yolda öldürüldü. Muaviye'nin öldürülmesini arzu ettiği kişilerden birisi de hem Hazreti Osman hadisesindeki dahli sebebiyle hem de Hazreti Ali dönemindeki aktif rolü sebebiyle öldürülmesini arzu ettiği kişilerden birisiydi. Rivayete göre Şamlılara günlerce eşlerin öldürülmesi yönünde dualar ettirdiği, öldürüldüğü zaman da Allah'ın bal şerbetinden orduları da vardır diyerek şükrünü ifade ettiği belirtiliyor. Hocamın bana ayırdığı zamanı bu şekilde kullanmış olayım. Hocam sizin hoşgörünüze göre benim 3 dakikam var ama onu sonra kullanacağım inşallah. Çok teşekkür ederim. Ömrünüze bereket. Sağ olun. Varsa sorular, cevaplar ve müzakere, katılımcılarımız, hocalarımız, onları alalım, müzakere olsun lütfen, buyurun. Burada var, burada var. Hocam çok teşekkür ediyorum, ağzına sağlık, Allah razı olsun. Bu risalede benim dikkatimi çeken temel problemlerinden bir tanesi şey oldu risaleyi okurken. Bu genel olarak İslam'da ahlaki hükümler risalede siyasi hükümler olarak değerlendirilmiş. Bu elinle düzelt, dilinle düzelt, yoksa kalbinle buğz et meşhur hadisi var ya, emir bil maruf nehi an münkerle ilgili. Bunu aynı zamanda bir siyasi tavsiye olarak da sunuyor. Evet. Bir dikkatimi çeken temel sorunlardan birisi o oldu. Aslında ahlaki olanla siyasi olan çok ayrıştırılmamış. İkisi de aynı zamanda siyasi, yani şöyle dindarlık emrediliyor valiye. İşte hüsnüzan prensibi insanlar arasındaki ilişkilerdeki temel prensiptir zaten. Hüsnüzan etmesi emrediliyor. Mesela gece namazları emrediliyor. Nafile namazlar emrediliyor. Yani aksi halde diyor, yani kamil bir insan olamazsın yani. Hani mesela bedensel ibadette, eğer doğruysa hocam risale, bedensel ibadetleri ne kadar artırırsan artır yeterli gelmez diyor. Allah'a yaklaştırıcı kemal vasıflarıyla donanman lazım diyor. Yani öyle çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla diyor doğru bir yönetim yapamazsın. Yani Allah'a yaklaştırıcı vasıfların olması lazım. Kemal vasıflarla mutasif ol. Birincisi bence ana problemlerden, yani konuşulması gereken temel yönlerden birisi bu. Ahlaki olanın aynı zamanda siyasi olanın muhtevasını belirlediği bir risale. İkinci bir şey, bunlar nasıl tasnif edeceğimiz bir sorun tabii. Mesela cemaatle namaz kıldırmaya riayet etmesi meselesini nereye koyacağız? Yani yeni giden buraya özellikle bu konuda ısrarcı olup buna dikkat etmesi söylüyor Hazreti Ali. Bu aynı zamanda yeni kurulan ya da yeni giden devletin bugünden bakıldığı, bugünkü siyasi terminolojiyle söyleyecek olursak ideolojik kabullerinin tahkim edilmesi ameliyesi mi olarak değerlendireceğiz bunu? Ne diyeceğiz yani? Burada hani belli başlı kabulleri var çünkü inanç, dini inançları var. Ve bu inançlar doğrultusunda bir siyasi yönetim inşa ediliyor. Bu inançların, siyasi yönetimin inşasını başarabilmesi ve sürdürebilmesi için temel değerlerinin en üst seviyede yaşanması gerekiyor. Yani temel değerlerinin yöneticiler nezdinde yaşanması gerekiyor. Aksi halde yani inanmayan ya da bunu yaşamayan insanlar tarafından böyle bir şeyin sürdürülmesi de mümkün olmuyor işin doğrusu. Yani benim dikkatimi çeken en temel problemlerden bir tanesi de buydu. Bir diğer problem risalede kötülüğe karşı duyarlılık tavsiye ediliyor. Yani yanlışlara karşı duyarlı olması ısrarla vurgulanıyor. Eşlere Hazreti Ali tavsiye ediyor. Yani sadece uygulayıcı bir ilke olarak değil, engelleyici bir ilke olarak siyasi yönetimin inşa edilmesi gerektiğine dair bir farkındalık söz konusu. Fazla süre yok. Ben bu kadarla kifayet edeyim. Yani bunlar tartışmaya değer yönler risalede. Ama bence en temel problemlerden bir tanesi birinci söylediğim. Yani ahlaki olanın muhtevasının
siyasi olanda olabildiğince kusursuz bir şekilde temsil edilmesi çabası var. Risale'nin belki de asıl saadete yakınlığı sebebiyle en dikkat çeken taraflardan bir tanesi bu. Ne dersiniz bilmiyorum hocam. Ömer Hoca'nın bahsettiği gibi ahlaki ilkelerle siyaset arasında çok organik bir bağ kuruluyor. Benim burada dikkatimi çeken şu oldu daha ziyade. Daha sonraki siyasetnamelerde bu ahlaki ilkeler kamu maslahatını sağlamaya dönük ya da otoriteyi sağlamaya dönük, yani özellikle 12. 13. 14. yüzyıllarda bunlara dönük neden sonuç ilişkisi ahlakla siyaset arasında bir tür pragmatizm esasında kuruluyormuş gibi görünüyor. Burada ise daha ziyade siyasetle iyi arasında, bu iyiden kastettiğim işte tanrısal olan arasında ya da Platoncu Agaton arasındaki irtibatı kurmaya yönelik bir çabaymış gibi görüyor. Yani esastan bir bağ varmış gibi görünüyor Risale'nin dilinde iyi siyasi, ahlak ile siyaset arasında. Bu yüzden çok dikkat çekiciydi. Çünkü bu sonra değişecek. Ahlak, yani işte şöyle ol ki, hilim sahibi ol ki yurttaşların sana şöyle dönsün. Şunu yap ki böyle olsun diye daha yani pragmatizm esasında kurulan bir şey olacak. Bu çok dikkat çekiciydi burada, onu söylemek istiyorum. Yani Ömer Hoca'nın bahsettiği ahlak siyaset kuruluyor ama mesela cemaatle namaz bütün risalelerde yer alan bir gereklilik olarak vaz ediliyor. Ama burada bence diğerlerinden ayıran şey sanki ahlak ile siyaset arasında esastan bir bağ kurulmuş. Ve bütün bunları yaparsan işte aklın diğer ne bileyim şunun tarafından çalınmamış bir akılla siyaseti devam ettireceğin için hakiki bir siyaset ortaya çıkacak gibi algıladım ben. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim değerli hocalarım. Şimdi tabii Mısır'da Hazreti Osman'ın öldürülmesinden sonra Mısır'da halk ikiye bölünmüştü. Bir kısmı Haripta'ya çekilmişti. Yani şehrin dışında bir yere çekilmişti. Ve bunlar Şiat-ı Osman olarak değerlendiriliyor. Tarihçiler tarafından. Osman taraftarları. Bir kısmı da Hazreti Ali'ye itaat ettiler. Vali de şehirde kalıyor. Dolayısıyla cemaatle namaz toplumu bütünleştirici bir unsur olarak çok önemli. Yani burada hem namaza riayet etme, dikkat etme, hem de cemaatle namaza bütün insanları dahil etme, katma. Aslında Ömer hocamın da, Hatice hanımın da zikrettiği, Hatice hocamın da zikrettiği şeyin, yani ahlak-siyaset ilişkisi hususu, bizim ilk kaynaklarda, Peygamber Efendimizin nasihatlerinde de ayrı değil. Çünkü İslam'ın ahlaki öğretileri, hayatın belirli bir alanına tahsis edilmiş öğretiler olarak durmuyor karşımızda. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de bazen çok farklı bağlamlarda zikredilen hususlar daha sonraki asırlarda, yakın dönemden başlayarak siyasi ilkeler haline geliyor. Bugün bizim siyasi ilkeler olarak zikrettiğimiz ilkelerin çoğunun aslında ayete gittiğiniz zaman doğrudan siyaset konusuna ilişkin şeyleri olmadığını görürsünüz. Ama daha geniş bir perspektiften baktığınız zaman da tabii siyaset bunun dışında değil. Bu bakımdan orada ahlaki olanla siyasi olanın birlikteliği anlayışı burada belirgin bir şekilde karşımıza çıkıyor. İyi olanın iyi sonuçlar getireceği hususu fikir olarak Hazreti Ali'de çok canlı bir şekilde var. Bu da onu yansıtıyor. Biraz daha sonraki dönemlerde herhalde profesyonellik giriyor işin içerisine. Biraz daha devletin çıkarı veya o kurumsal kimlik şekillendikten sonra biraz daha farklı bir boyuttan hareket ediliyor. Ama Hazreti Ali döneminde, Hazreti Ali'nin diğer konuşmalarında da bunu görebiliriz. Nehcül Belaga'yı bir bütün olarak değerlendirdiğimizde veya Hazreti Ali'ye nispet edilen hutbe ve hitabelerde bir kısmı Nehcül Belaga'da yer almıyor. Bizim tarih kaynaklarında, edep eserlerinde, edep literatüründe yer alıyor. Bunlara baktığımız zaman onlarda da
iyinin ancak iyi olmakla mümkün olacağını ve bunun da Allah'ın rızasına endeksli olduğunu görürsünüz. Çünkü Hazreti Ali kendisini nasıl konumlandıracak? İşte peygamberin emir ve tebliğ ettiği emir ve nehilere uyarak, yani iyi, böyle olursan iyi olursun. Sonucu bu şekilde olur. Ama burada mesela Risale'nin sonunda diyor ki Allah inşallah sana ve bana şehitlik nasip eder. Şimdi şehit olmak şehadetin değerine inanmayan bir adam açısından iyi bir şey değil. Ölüyorsun çünkü. Yani adama inşallah ölürsün diyor. Biri gelir seni öldürür diyor. Ama bir şehadete değer veren bir adam açısından o büyük bir iltifattır. Verdiği kıymet açısından burada da bunu görebiliriz, değerlendirebiliriz. Teşekkür ederim. Siyaset, ahlak terimleri ve bunların ayrımı bizde var. Yani o dönemde yok ki. Daha Yunan felsefesi o üçleme girmemiş. Teslis, ahlak, siyaset, iktisat. Yani dolayısıyla konuşurken veya düşünürken onların hani bizim efalimizle ilgili her alanı bir bütün olarak görüyorlar. Yani şey yok. Evet, biraz buna dikkat çekelim istedim ben de. Evet. Hazır elime geçmişken ben de. Sağ olasın İlker Hocam. Bu liderlikle ilgili bir durum aslında. Yani kadim liderlikle ilgili. Siyasi, dini, askeri, kazai liderlik özellikle dört unsurdan oluşuyor. Bu en baştaki hükümdardan başlar. Aşağıya kadar bütün temsilcilerine de yansır. Dolayısıyla Tuncay Hocam'ın da dikkat çektiği gibi bir bütünlük var aslında. Yani her alanda tepedekini temsil etmek zorundasın. Bunun da kapsamı bunlardan oluşuyor. Bölünmeler tabii ki daha sonraki zamanlarda ortaya çıkmıştır. Teşekkür ediyorum. Sonraki dönemde buluyoruz onları. Mesela daha sonra özellikle Aristotelesçi külliyat Arapçaya çevrildikten sonra daha sistemik görüyoruz ama Risale'de sınıf fikri var. Bu ilginç bir durum. Yani sonradan bu sınıflar daha böyle erdemlerine göre taksim edildi. Yani her bir sınıfta bulunması gereken erdemler nelerdir, sınıfların vazifeleri nelerdir, onlarla yönetimin ilişkisi nasıl olacak, bu konular daha derinleştirildi ama Hazreti Ali'nin mektubunda eğer gerçekten o dönemde yazıldıysa ilginç bir şekilde sınıf fikri var. Bu sınıf fikri doğrultusunda tavsiyeler var. Yani her bir sınıfa nasıl davranması gerektiğine dair tavsiyeler var. Toplumdaki sınıfları sayıyor bir pasajda. Yani şu. Evet, tüccarlar, zanaatkarlar var, yöneticiler var, katipler var. Katiplere özel bir vurgu var. Ehliyet vasfına hani zaten başından beri özel bir vurgu var. Ama sınıflarla ilgili farkındalıkla Risale'nin yazılmış olması bana ilginç geldi açıkçası. Yani bunlara dair bir farkındalığın olması. Risale'de başından beri tabi devlet geleneğinde sizin de ifade ettiğiniz gibi hocam denetim meselesi çok vurgulanıyor. O dönem hocamın söylediği gibi biraz hassas da bir dönem, bu nedenle teftiş ve denetim meselesi çok ilginç bir şekilde vurgulanıyor. Yani burada sadece ahlak ve siyaset değil, hukuk da işin içinde. Yani o da daha tam ayrılmamış. Bunlar bütün olarak görüyorlar. Efal bütün dedi ya Tuncay Hocam. Hepsi tam bir bütün olarak görülüyor ve öyle değerlendiriliyor. Acaba o dönemde hukuku üreten zümre ile toplumu siyaset eden zümre tam ayrışmadığı için mi böyle? O dikkatimi çekti benim Vecdi Hocam. Yani bunlar henüz daha tam ayrışmamış. O yüzden tavsiyelerde hukuki olanla siyasi olan, aynı zamanda ahlaki olan aynı. Yani bir vaize yapacağı öğütler de var işin içinde. Bir zahide yapılacak öğütler de var işin içerisinde. Tam bir bütünlük halinde verilmiş. Yani bunlar tek bir kişide temsil ettiği için muhtemelen hepsi intikal ettirilmiş Risale'de. Anlaşılması için Adnan Hoca bir çerçeve çizdi. Yani sosyolojik bir çerçeve. O günün şartları çerçevesi.
bütün bu etkilerin, yani herhalde yoktan var edilen ilkeler değil bunlar. Dolayısıyla aynı zamanda daha tarihi bir inceleme yapmak lazım. Yani İslam hukukuna, hatta Peygamber Efendimiz zamanından itibaren giren daha önceki uygulamalar nelerdi? Çünkü bir her kültüre, düşünceye dayalı bir medeniyet olduğu gibi bir de insanlık medeniyeti var. Yani İslam'a gelinceye kadar geçerli bir takım sistemler var. Bunların içerisinde sıhhatli, sağlıklı olanlar var. Şimdi bunların anlaşılması için, çünkü hakikaten Peygamberimizden sonra Hazreti Ebu Bekir'in yönetiminden itibaren artık çok kaliteli, dünyayı da tanıyan, o zamana kadar gelen siyaseti de göz önünde bulundurulan bir yönetim anlayışı gelişiyor ve bu devam ediyor. O bakımdan işin içerisine hakikaten daha gerileri de şey yapıp bütünlüklü olarak değerlendirmemiz için o söylediğiniz etkileri de hakikaten nasıl şey yapıldı? Yani özellikle olarak işte ahlak meselesi ön planda ama daha sonra mesela bu adaletin içerisinde adeta bakılmış bu konuya. Yani o siyasetnamelerin ortak özelliği olan o adalet çemberi dediğimiz şeydeki ekonomi, ordu, savunma, adalet, halk, o temel ayaklar daha sonra gelişmesi sonucu belli ilkelere bağlanmış şeyler. Ama bunlar ilk risalelerde de, ilk uygulamalarda da başka adlar altında ama tamamen İslam'ın özelliklerine uygun olarak geçtiğini görüyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Yanımda konuşanların yani istifade ediyorum, ne mutlu bana. Bu sınıf vurgusu Ömer Hocam, bugün anladığımız şekilde sosyolojik anlamda bir sınıf değil, sosyoekonomik anlamda bir sınıf değil de meslekler daha çok da devlette görev almayla ilgili ve o görevlilerle de yakından bağlantılı. Tüccarla işte valinin ilişkisi çok yakındır. Kaçınılmaz. Bunun için onu böyle bir sınıf anlamında değil de devlete yakın durmak ve devlette görevliler anlamında belki de meslekler anlamında anlamamız ve berci tarzda biraz da evet öyle anlamak daha doğrudur. Teşekkür ediyorum. Mecdi Hocam'a kesinlikle katılıyorum. Orada çünkü sınıf bugün bildiğimiz anlamda işte ekonomi politik aslında daha merkezi bir şey, vurgu bizim bugün sınıf algılamamızda. Bu da hocamın da işaret ettiği gibi büyük oranda yine sanayi devrimi sonrası işte emek sermaye ilişkisi bağlamında aslında bir sınıf derken aslında biraz bu merkezden bakıyoruz. Hani çok şeye gerek yok, saklamaya gerek yok. Marksist bir perspektiften bakıyoruz aslında. Bu sınıf kavramını kullanırken hocamın da işaret ettiği gibi aslında buna meslek demek. Bu da çok tabii bir şey. Aslında insanlığın bir şekilde İbn Haldunvari bir şey yaparsak analiz, bir dayanışma hayatını idame ettirmesi için de zaruri bir şey. Teşekkür ediyorum hocam. Yani bir soru olarak yani hocalarımızın, Adnan Hoca'nın açıklamaları, hocalarımızın katkıları çok kıymetli oldu. Adnan Hocam'ın o dönemin bir taraftan siyasal ve efendim aynı zamanda iktisadi uygulamalarla ilgili açıklamalarında bir taraftan Arap toplumsal yapısının getirmiş olduğu bir tecrübe var. Yani ahitnameler öncesinde aslında belirli noktada kabilelerin liderlerinin yine ortaya koyduğu bir siyasal tecrübe var. Muhatap coğrafya olarak Küfe dediğimizde veya Şam dediğimizde Bizans ve Sasani'nin tecrübeleri var. Burada biz ahitname üzerinden
Bunları dikkate alan hangi cihetleri aslında görebiliyoruz? Yani sadece Arap toplumsal geleneğini veya İslam'ı efendim dikkate alması noktasından hareketle yeni toplumlar, o toplumlardaki efendim siyasal tecrübeler, bunları da dikkate alarak, yani İslam'la ilgili ahlak boyutu, İslam'ın ortaya koyduğu perspektif ifade edildi metnin dikkat çekici yönleri itibariyle. Ama aynı zamanda o toplumsal yapıları da dikkate alan, o toplumsal yapılardaki siyasal tecrübeleri dikkate alan açıklamalar acaba hangi düzeyde yer alıyor? O tecrübeleri bugün Müslümanlar başka tecrübelerle dikkate alma noktasında nereye konumlandırabilir? Sınıf vurgusuyla ilgili olarak izin verirseniz onunla ilgili önce bir şey, bir hususu arz etmek istiyorum. Şimdi Hazreti Ömer'in devlet yapılanmasındaki bazı kararları ve icraatları sonraki dönemleri çok etkileyen bir süreç aslında. Belki İslam dünyasının yaşadığı problemlerin bir kısmı da Hazreti Ömer'in kendi dönemine ilişkin çözümlerinin sonraki dönemlerde geliştirilmeye devam etmemesi olmuştur. Çünkü Hazreti Ömer kendi zamanında bile kararların bir kısmını revize ediyor, gözden geçiriyor. Toplum durmuyor, bir yerde durmuyor. Toplum geliştikçe, yeni durumlarla karşıya kaldıkça yeni ve hızlı bir şekilde hareket etmek gerekiyor. Her yönetici de bu noktada başarılı olamıyor. Şimdi vergi sisteminde Hazreti Ömer'in bir kere fetihlerle birlikte karşımıza çıkan bir sınıf var, çiftçi sınıfı. Hazreti Ömer gidip ordular, fetihler yaptıklarında muhatap oldukları ahaliyi memleketlerinden göndermediler. Demografik yapıyı çok değiştirmedi, muhafaza etti. Ve bunlar daha önceki devletlere ödedikleri, o gelenek de var, Abdülkadir Hocam'ın işaret ettiği husus, o devletlere ödedikleri vergilerin bir kısmını ödediler. Dolayısıyla burada bir çiftçi muhatap bir kesim oluşuyor. Zanaatlar da ve tüccarlar Hazreti Ömer döneminde uşur vergisi ile karşımıza çıkıyor ve sistemleştirme noktasında karşımıza çıkan bir durum. Mesela Hazreti Ömer döneminde ve öncesindeki tatbikatta genellikle hayvanlardan alınan zekatla ilgili uygulamalar Müslümanlar hususunda karşımıza çıkıyor. Hazreti Ömer döneminde zimmilerin hayvanlarından bir şey alındığına dair bir kayda ben rastlamadım. Mümin Mecdi Hocam daha ayrıntılı okumalar yaptı. Varsa hatırlatırsa iyi olur. Onlardan ayrıca hayvanları sebebiyle alınmıyor. Neden? Çünkü daha çok ticaretle iştigal ettikleri için. İşte o şehirlerde oturan sınıflar bu süreç içerisinde oluşuyor yavaş yavaş. Ama hocalarım işaret ettiler. Bugünkü mantıkta bir şey değil. Dolayısıyla birisi vari olarak oraya gittiğinde ya sen tüccardan vergi alırken dikkatli davran. Bunları ihmal etme. Bunların talepleri olacak. Mesela güvenlik problemi olabilirse sana bunu getirirler. Bunları konuşurlar senden. Çünkü bunlar seni orada besleyecek olan kişilerdir. Zanaatkarlardan vergi alıyorsun. İşte zimmilerden yarım öşür alınıyor. İşte Müslümanlardan çeyrek öşür alınıyor. Bu ticaretle uğraşan insanlardan. Bunlar aynı zamanda o iktisat şeyinin de tecrübesinin de bir neticesidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminden sonraki fütuhat tabii medeniyetlerin birikimini bir araya getirdi. Biz İslam medeniyetinden bahsettiğimizde geçmişte burada yaşayan milletlerin, bunların bir kısmı zaten Müslüman olarak daha sonraki süreçte karşımıza çıkıyor. Sasaniler gibi, Kürtler gibi, işte daha sonra Türkler gibi, Berberiler gibi öbür taraftan bunlar Müslüman olarak karşımıza çıkıyor. Bunların birikimleri bu medeniyetin bir parçası oldu. Bu yabancı değil. Hatta orada zimmi statüsüyle bu medeniyete katılmış olan insanlar da aslında Yahudisi de, Hristiyanı da İslam medeniyetinin bir parçası. Kültürleri ve literatürleri de bu şekilde şekilleniyor. Onları da bağımsız olarak görmemek lazım. Bu sebeple oradaki kurumsal yapıda katiplerden bahsedildi. Hazreti Ömer döneminde fütuhat yapıldığı zaman haraç kayıtları bu bölgelerde kendi dilleriyle yazılıyordu. Bunlar daha işte Abdülmelik bin Mervan döneminde ancak değiştirildi. Horasan
Horasan bölgesinin haraç kayıtları Hişam bin Abdülmelik döneminde 105-125 yılları arasında halifelik yapmış olan Hişam döneminde değiştirildi. Yani 100 sene sonra bile kayıtlar eski sistemle tutuluyor. Bunların varlıklarını inkar etmek nasıl mümkün olsun? Dihkanlar, dihkan aileleri uzun yıllar vergileri toplayan insanlardı. Belki bunların toplaması ilk zamanlarda pratik bir uygulama olarak karşımızda iyi sonuçlar doğurdu ama bir süre sonra kendilerinin ödemeleri gereken vergilerin bir kısmını halka yıkma gibi yeni sorunlar üreten uygulamalarla da karşı karşıya kalıyoruz. Yani adam verginin bir toprağı vatandaşa işletiyor ama vergiyi kendisi ödeyeceğine vatandaşın alması gereken haktan karşılamaya çalışıyor. Bu tip uygulamalar da özellikle Emeviler döneminden itibaren karşımıza çıkıyor. Ve bu dihkan aileleri Sasani coğrafyasında, Sasani'nin daha önce hakim olduğu coğrafyada daha sonraki yıllarda Abbasiler döneminde bizim karşımıza Buhiler olarak, Bermekiler olarak çıkıyor. Yani bitmiyor iş. Muhelleb bin Ebi Sufre diye bir Est kabilesinden bir komutan var. Malumunuz Muhelleb Basralı bir adam. Basra'da asayiş problemi olunca bu Abdülmelik Mervan'ın hilafet döneminde Yezid'in işte ölümünden sonra orada bir boşluk oluşuyor. Ticaretle uğraşanların güvenlik ihtiyaçları var. Gidiyorlar Muhelleb bin Ebi Sufra'ya. Diyorlar ki kardeşim ya biz mal götürüp getiremiyoruz. İktisadi hayata zarar veren bir durum. Ne yapayım? Diyorlar ki sen bir ordu oluştur. Biz bu orduyu finanse edelim. Vatandaş bunu tüccarlar söylüyor. Finanse edelim. Tamam diyor ki ama ben yani çok para isterim. Tamam ne kadar istersen iste. Bir ordu hazırlıyor ve bu haricilerle savaşıyor. Başında bir devlet başkanı yok. Haricilerle savaşıyor. Daha sonra Abdullah bin Abbas Basra'ya hakim olduğunda ona mektup gönderiyor. Benim adıma savaş diyor haricilerle. Savaşmaya devam ediyor. Sonra Emeviler hakim olunca Abdülmelik bu görevi teklif ediyor. Onun adına savaşmaya devam ediyor. Daha sonra Muhelleb bin Ebi Sufra'nın çocuklarının Abbasiler adına da görev yaptıklarını görüyoruz. Yani iktidarlar gidiyor, devletler yıkılıyor ama aile orada fiiliyatta işini yapıyor. Bu bakımdan oradaki yereldekini görmek lazım. Yani ben biraz sunumu doğrudan metin üzerinden değil de şeyin üzerinden, orada olan hadiselerin metinle ilişkilerine vurgu yapmak için arz etmeye çalıştım. Dilim döndüğünce yani bizim Yunus Kaya vardı, Allah rahmet eylesin, Erzurum İlahiyat'ta hocamız bazen Mutezile diyecekken Eş'ariye diyordu. Bir arkadaş uyarı dedi ki hocam bu Eş'ariye'nin görüşü değil, derdi ki dilim aklıma uymuyor. Yani kafasında bir şey düşünüyor, başka bir şey söylüyor. Bu kadarını arz etmiş olayım, teşekkür ederim. Öncelikle Soner Hocam'la Mustafa Hocam'a da hoş geldiniz diyelim, selam verelim. İkinci konuşmacımız Elmin Aliyev, Ahdi Erdeşir, Sasani geleneğinden İslam siyaset üslubuna başlıklı bir sunum konuşma yapacak. Demin hocalarımızdan biri demişti, İslam inancı ve kültürünün dışında başka bir etki var mı vesaire diye. Oradan alalım Elmin Hoca'ya. Tam da etkinin merkezine Etkinin merkezine sözü devredelim. Buyur hocam. Hocam çok teşekkür ederim İlker Hocam. Herkesi, hocalarımı ve katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Benim konum hocamın da söylediği gibi Sasani kültürünün izlerini taşıyan ve o kültürün bir ürünü olan bir hükümdara atfedilen ahit diyebileceğimiz veya enders işte nasihatname tarzında bir eser. Ahdi Erdeşir diye geçiyor ismi daha çok. Sasanilerin kurucu hükümdarı Erdeşir-i Babekan'a atfedilen bir eser aslında. Yani bu pentname, endersname veya işte nasihatname, vasiyetname, uhud, ahd metinleri yani birbirine aşağı yukarı yakın anlamlar içeriyor ama ahd metinleri daha çok işte hükümdarların ülke yönetimi, padişahlık adet ve kuralları ve kendi yerlerine geçecek olan kişi ya da ülkenin önde gelenler için söyledikleri ahlaki tavsiyeler içerir.
Bu bağlamda söz konusu eserde devlet yöneticisinde bulunması gereken faziletlerin, bulunmaması gereken reziletlerin ve devletin bekasını temin eden temel ilkelerin açıklandığı kaydedilebilir. Yani burada devletin bekası terimi belki daha sonradan ortaya çıkmış, daha çok Osmanlı'ya ait bir şey, bir ifade olarak ele alabiliriz. Yani anakronizme düşmenin farkındayım ama yani devletin bekası vurgusunu yapmamın nedeni biraz sonra Cabir'in fikirleri üzerinden devam ettiğimde yani ona tekrardan geri döneceğim. Burada yani bir ifade terim olarak devletin bekası değil. Yani öne çıkarılan şey hükümdar veya mülk sahibi olarak addedilen sultan değil de bir bütün olarak devlet ele alınması gerekiyor böyle bir okumada. Bu eser üzerinden normal problematiğimi şöyle belirledim ben. İki temel soru, daha doğrusu önerme çıkarmaya çalıştım kendimce. Bir, böyle bir eser var, tamam varlığından haberdarız. Ardeşir'e ait mı değil mi o tartışmalı. Kaçıncı yüzyılda yazıldı o da tartışmalı ama gerçi eserin kendisi de orijinal de elimizde yok. Böyle bir şey olduğunu bize söylüyorlar. En azından İslami literatürde çevirilerine rastlıyoruz bir kısmı itibariyle. Şimdi peki daha sonraki literatüre herhangi bir etkisi var mı? Baktığımız zaman en kolay soru aslında bu. Cevap vermesi çok kolay. İslam siyaset düşüncesiyle çalışan herkes aşağı yukarı siyasetname veya bu tarzda olan, belki felsefi siyaset eserlerinde çok yoğun rastlamayabiliriz ama siyasetname, nasihatname, hikemiyat türünden eserlerin pek çoğunda yani az veya çok genel itibariyle İrani yani İran'daki siyaset düşünce literatürü, özellikle de Ahdi Erdeş'in vurgusunu görebiliriz. Bu anlamda İslam siyaset geleneğinde. Hatta bazı eserlerde bunlar direkt esere başlarken ya biz bunu Sasani siyaset kültürüyle, kültürünü araştırmakla yola çıktık. İşte Kitab-ı Taş'ta geçen ya da Turtuşi'nin Sirac'ın işte girişinde, mukaddimesinde yani bunlar diyor bu konuyu araştırmışlar. O yüzden de ben ilk önce onları başlıyorum. Tabii ki sadece İranlıları demiyor özellikle Turtuşi. Yani diğer milletlerle bir beraber İran kavmini veya İrani halkı da kastediyor. Fars demek istemiyorum. Çünkü İrani daha çok daha geniş bir kavram olduğu için onu tercih ediyorum bu anlamda. Şimdi böyle olunca diğer taraftan işin bir de siyasi boyutu vardı. Yani ortada Bermekiler gibi bir gerçeklik vardı. Onun dışında çeviri hareketleri vardı. Bu çeviri hareketleri içerisinde özellikle Emevilerin son döneminden itibaren Abbasilerde çok daha yaygın bir şekilde İran siyaset düşüncesiyle ilgili eserlerin yani o kadar belki diğer felsefi literatür kadar yaygın değildi ama en azından İbn Nedim'in fihristine baktığımızda 40'ın üzerindeki eser isminden bahsediyor. Ki bunların da yani bazıları pek çoğu daha doğrusu günümüze gelmiş değildir. Şimdi bu yani ilk önermemi kabul ettim. Böyle bir eserin varlığından %100 eminiz elimizde bulunmasa bile her yönüyle ve İslam siyaset düşüncesi geleneğinde de bir etkisi var. Peki bunu yani normalde ya İran edebiyatını araştıranlar Ahdi Erdeşir üzerine yönelir ya da İslam siyaset düşüncesini ve İslam siyaset düşüncesini de çalışan kişiler şu veya bu ölçüde Cabir'in iddiaları üzerine mutlaka gelmek zorunda hissediyor. Yani en azından ona cevap vermek adına ya da onu tasvip etmek adına. Bu da nedir? Kısaca özetleyeyim. Cabir'i işte ahlak üzerine konuşurken özellikle 4 tane ahlak türünden bahsediyor. Bunların bir tanesini itaat ahlakı. Ve itaat ahlakında Pers veya İrani bir yaklaşım olduğunu öne sürüyor. Bu ahlakında en temel metinlerin başında Ahdi Erdeşir metninin olduğunu söylüyor. Bu metinden itibaren İslam siyaset düşüncesinde, ahlak düşüncesinde değişim ve dönüşüm geçirmiştir. Arap mürüvvet ahlakı değişmiştir. Dolayısıyla İrani etki işin içerisine girmiştir. Ve burada itaat ahlakı bir kavramından çok kullanıyor. Diğer taraftan İtaate dayalı siyaset düşüncesi, hatta despotik Erdeşir siyaset şeklinde bir okuma ortaya koyuyor. Şimdi bu diğer yönüyle de patrimonyal yönetim biçimini aslında tasvip ediyor Cabri.
Peki bu anlamda baktığımızda bunu nasıl temellendireceğiz? Zaten yani bir kitabın son cümlesi babaları, kardeşleri henüz defnetmediler. Bütün İslam'a alakalı. Kitabın son cümlesi bu. Evet. Yani şey, zihnimizde iyi canlansın. Ya ciddi anlamda yani Cabir'in kurgusu gerçekten çok iyi ve kullandığı klasik kaynaklar çok iyi. Fakat belli bir kalıbı var. Bütün eserleri o kalıbın içerisine sokarak okumaya çalışıyor. O yüzden ben şimdi hızlıca Ahdi Erdaşi'nin otantiklik sorunu, Cabri'nin bir iki kaynağı, temel gördüğüm kaynakları, onlara deyip üç tane noktaya işaret edeceğim. Otantiklik meselesi konusunda dediğim gibi elimizde Farsça, Pehlevice veya o dönemin Farsçası, artık birkaç tane Farsça'da geçirdiği merhale var. Değişim dönüşüm merhalesi. O metin şu an itibariyle elimizde bulunmuyor. Pek çok enderzname gibi veya nasihatname türünden eser gibi. Diğer taraftan eserin ne zaman yazıldığı da çok kesin değil. Çünkü Erdaşir'e atfediliyor. Fakat burada normalde olayların seyri, olaylarla ilgili ortaya konulan temel ilkelerden yola çıkan bazı araştırmacılar aslında bunun Erdaşir'in döneminde, yani 3. yüzyılda değil de daha sonra Nuşirevan döneminde 5. yüzyılda kaleme alındığını söylüyorlar. Burada da özellikle din kisvesi altında nasihat vermeye çalışan kişilerin eleştirilmesinden yola çıkarak bunların aslında mani ve mezdek olabileceğini. Mani gerçi 1. Erdaşir ile aynı döneme denk geliyor fakat daha çok Şapur döneminde ön plana çıkan birisi. Ve maniheizminde, mezdekizminde normalde ortaya koyduğu şey aslında tam olarak Cabri'nin eleştirdiği şey bir bakıma. Bu da nedir? En başından itibaren ona şimdi geleceğim ama onun öncesinde şunu da söyleyeyim. Erdaşir, yani Enuşravan'a geçtiğimiz zaman veya Nuşirevan, artık hangi tabiri kullanacaksak, burada şunu da görüyoruz literatürün içerisinde, yani sabit olmadığını söylemek adına diyorum. Birkaç tane Ahdi Erdaşir var, Ahdi Enuşravan var, işte Fihriste İbn Nedim'in. Olabilir, farklı hükümdarların da olabilir ama aynı kişinin farklı versiyonlar da olabilir. Ahdi Şapur'dan bahsediyor Mesudi. İşte İbn Tika'da Farisi'nde Ahdi Kubat, Bey Hüsre ve Enuşravan diye geçiyor. Yani bu kaynakları çoğaltmak mümkün. Diğer taraftan kaynaklara baktığımızda işte Müberret, yine Halife Memun'un oğluna Kelle Dimne ve Ahdi Erdaşir okuttuğundan bahsediyor. Belazuri'nin bu eseri çevirdiğini, nazma çektiğini ama kitabın kayıp olduğunu biliyoruz. İşte Cahız'da geçiyor. Taberi'nin tarihinde Ahdi Erdaşir'den atıflar var. Mesudi'de, Murucu Zeheb'de ve Tembih'de aynı zamanda geçtiğini görüyoruz. İbn Miskeveh'in tecaribinde Sealebi, İbnül Velhi, bu isimleri de uzatabiliriz. Yani normalde Arapça literatürde bu kısa veya uzun pasajlar halinde günümüze gelen bazı pasajlar var. Hatta günümüzdeki Farsça eser normalde Arapçadan çevrilmiş ve Arapça eser de çeşitli eserlerden derlenerek ortaya konulmuş. Yani bir bütün olarak elimizde yok. Diğer taraftan bu Cabir'in ortaya koyduğu bakış oryantalist bir bakış. Cabir'i normalde şöyle bir üçkağıta da başvuruyor aslında. Klasik kaynakları çok iyi kullanıyor ama modern kaynakları, aslında atıf yaptığı kaynakların pek çoğunu söylemiyor. Yani bunların başında işte ne bileyim, mesela Max Weber'i çok iyi kullanıyor. Eğer o patronaj sistemi üzerine vurgu yapıyorsa, yani o da olabilir. Sonra Ritter'in bazı çalışmaları var, o olabilir. Ve ben en kapsamlı çalışmanın aslında daha önce Gustav Flügel'in falan var 19. yüzyılda ama 1790'larda doğmuş işte Rus bir müsteşrik var. Daha öncesinde Çin-Rus ilişkilerini araştırıyor. Onun üzerine altın madalya alıyor falan Petersburg Üniversitesi'nde. Sonrasında 1900'lerin başında Konstantin Inastrantsev diye bir adam, 1900'lerin başında Sasani ekspedisyonu var. Rusların, Çarlık Rusyası'nın çeşitli Tibet'e gönderiyor, Japonya'ya, işte İran'a falan. O Sasani ekspedisyonunun başında. 1906'da yaptığı bir doktora tezi var bu zatın ve orada en kapsamlı bir biçimde aslında ortaya koyduğu tezi bundan ibaret. Sasani kültürünün, İranî kültürün Arapça yazına etkisini çalışmış oluyor. Ve pek çok iddia da aslında örtük olarak veya açık bir şekilde orada var. Dört
temel üzerinden, daha doğrusu üç temel üzerinden yürüyor. Bunlardan bir tanesi Fars saray kültürünün yeni Eflatuncu düşünürler tarafından zenginleştirilmiş olması. Diyor ki Yunan'dan kaçan pek çok düşünür aslında İran sarayında vardı. Dolayısıyla sadece Sasani değil, aynı zamanda Yunan'dan da yeni Eflatuncu düşünceden de zenginleşmiş oldular. Söz konusu zengin kültürün Arap yazını derinden etkilemiş olması ve bu etkide önemli bir rol oynayan Şubiye harekatı. Yani o daha çok Şubiye üzerine duruyor. Bu da biraz sonra bahsedeceğim gibi Cabiri de belli oranda kendi yani yansımasını bulmuştur. Peki bu Rusça yazdığı eseri nasıl kullanıyorlar? 1918'de eserin büyük bir kısmı İngilizceye çevriliyor ve Bombay'da basılıyor. Daha sonra o akademisyen 1941'de Stalingrad kuşatmasında ölmüş. Yani kendisi eserinin böyle etkilerini görmeden ölüyor. Şimdi Ahd Erdeşir'de öne çıkan meseleler konusunda da en başından itibaren daha çok böyle tartışılan konu din tabiri, din-devlet ilişkisi. Ve burada benim sorduğum ilk soru, ya din tabiriyle tam olarak ne kastediliyor? Bundan dini zümre veya dindar ya da din adamları, din anlatan kişilere gitmeye çalışıyorum. Din tabiriyle gayet açık, din ve devletin ikiz kardeş olduğunu, bunlardan birinin işte temel, diğerinin direkleri oluşturduğunu, devletin dinin bekçisi olduğunu, din de devletin temeli ve direğini oluşturduğunu, işte bekçi de olmadan, yani devlet olmadan din yürümez, din olmadan devlet yürümemiş olur. Peki burada Cabiri'nin ortaya koyduğu şey şudur. Cabiri diyor ki buraya kadar doğrudur. Fakat bundan sonra işi değiştirdiler İslam üleması. Olayı nereye sürükledi? Ahd Erdeşir'de bu vurgu var. Ahd Erdeşir'de Erdeşir diyor ki evlatlarım siz bu dinin bu gücünü görün ve dini diğerlerine eline bırakmayın. Tamamen otoriteyi kendi üzerinize toplayın. Yani sonrasını aslında çok fazla da belirtmemiş oluyorlar diye Cabiri bunun üzerinden ve oradaki din adına, çünkü ifadeler aynen şu şöyle, bir sultana birisi gelip de din adına bir şeyler söylediği zaman ona çok fazla itimat etmesin, işte o dini bir silah olarak kullanabilir falan gibi, yani benzer ifadeler kullanıyor. O yüzden de ben şunu düşündüm, yani bir taraftan Avesta'yı toplatan bir Erdeşir'den bahsediyoruz. Nuşirevan döneminde yazılmış olsa ciddi anlamda dini destekleyen işte vezirlerinin dindar olduğunu, mahkemeye çıkıp dindar bir vezirin karşısında veya ruhban sınıfından bir vezirin karşısında işte yani mahkeme bile olabilecek şeklinde bir rivayet zincirinden de bahsediyoruz. Peki burada o zaman yani din adamı derken veya dindar derken iki farklı zümreden bahsediyorlar. O yüzden şunu yani kendi geleneğimize çekerek şunu düşündüm. Acaba bahsedilen kişiler fukaha veya ulema dediğimiz kişiler mi? Yoksa burada din anlatan kişiler de işin içerisine akaid giriyor mu? Yani mütekellim diyelim tırnak içerisinde akaid konusuyla mı öne çıkan kişiler? Şimdi fukaha ve ulema tarzında okuduğumuz zaman her şey oturuyor. Herhangi bir problem olmuyor. İşin içerisine akaid girdiğimizde demin söylediğim mani ve mezdek aslında tam da din adına ortaya çıkan belli bir ruhban sınıfının gereğini yerine getirmediğini ve sultanın da din adına yanlışlar yaptığını söyleyen kişiler. Yani dolayısıyla aslında burada kastedilen şu, yani olumsuz görülen din adamları akaid konusunda yeni bir şey getirmeye çalışan kişilerdir. Veya o birliği bütünlüğü bozmaya çalışanlardır. Yok dinin içerisinden hükümler çıkararak devletin işleyişini devam ettirmeye çalışan kişilerse herhangi bir şekilde bir sorun ifade etmiyor. Dediğim gibi yani mani ve mezdek üzerinden bayağı da anlatmak mümkün. Yani bunların çünkü her ikisi de peygamberlik veya işte Hazreti İsa'nın kendinde hülul ettiğini falan anlatıyor. Hatta burada işte İran tasavvuf düşüncesinin bu görüşlerden beslendiğini söylüyorlar. Veya işte kendi döneminde mesela maniheizmin var olan inançlara karşı çıkan bir düşünce sisteminden bahsediyorlar. Bunları uzatmak mümkün. Diğer tarafta mezdekle ilgili olay çok daha ilginç. Mezdek ortaya çıktığında normalde Kubat bunu destekliyor, hükümdar.
ilk başta ruhban sınıfına karşı destekliyor. Fakat Mezdek'in ortaya koyduğu işte kadınların ortak kullanılması, mal, eşya gibi veya bunun tarzındaki bazı hükümler yerel halk tarafından hiçbir şekilde kabul görmüyor. Bu sefer Kubat'ı tahttan indiriyorlar, oğlunu getiriyorlar. Kubat Akhunlarla ittifaka giriyor, tekrardan tahta çıkıyor ve Mihrican günü, çok önemli gördüğüm noktalardan birisi bu. Mihrican günü Mezdekilerin tamamını soykırıma uğratıyor. Ve oğlu Nuşrevan'la beraber. Nuşrevan daha sonrasında Adil olarak adlandırılacak. Mezdeki Nuşrevan'ı öldürdüğünü söylüyorlar veya babasıyla beraber öldürdüğünü söylüyorlar. Mihrican günü aslında Nevruz ve Mihrican yılda iki kere gündüz ve gecenin eşit olduğu ve o gün sultanın bile mahkemeye çıkarıldığı gündür. O gün adalet dağıtılır ve İslam düşünce sisteminde, siyaset literatüründe, daha doğrusu siyasetname literatüründe sürekli vurgulanan bir şeydi bu. Yani Nuşrevan'ın adil olarak adlandırılmasının nedeni aslında o gün inanç konusunda ortaya fesat çıkaran grubu soykırıma uğratmış olması, ki bunu ikinci defa tekrardan yapıyor daha sonrasında Nuşrevan. Yani hocam hemen toparlayayım. Şimdi bu birinci tarafı, diğer taraftan bunun bir devamı olarak işte yine itaat adalet ilişkisini sultana kölelik şeklinde Cabri yorumluyor. Bu da normalde adalet teorisini tersten okuyunca her şey, yani adalet sultan içindir bir sonucu çıkmış oluyor. Bunun üzerinden yorumlamış oluyor ki bu da eksik bir yorumdur aslında. Yani taraflı bakışın bir sonucudur. Vaktim kalmadığı için hızlı geçiyorum. Soru cevap faslında tekrardan üzerine dönebiliriz. Ama bir konu demin söylemedim, yani konuya dahil olmak istemedim zaten konuşma yapacağım diye. Toplumsal sınıf meselesi burada da var. Yani ciddi anlamda dört tane temel zümreye ayırıyor. Bunlardan birisi süvariler, askerler. İkinci abidler, sufiler, zahitler ve tapınak hizmetkarları. Üçüncüsü katipler, müneccimler, doktorlar. Dördüncüsü çiftçiler, zanaat ehli, esnaf, yani tüccarlar. Şimdi bu, ben kesinlikle hocalarıma katılıyorum. Yani modern dönemdeki tarzda bir siyasi zümre veya sınıf algısı yok ama mesela diğer taraftan şunu da algılayamıyorum. Yani kendi kendime sorguluyorum. Bir yerde üstün bir yönetici sınıfının, zümresinin, artık ona ne diyeceksek, olması. Diğer taraftan ise yönetilenlerin olduğu bir toplumun içerisinde sınıf fikri kesinlikle yoktu veya bugünkü gibi değildi. Bunu tam olarak ben yani kendi açımdan söylüyorum, tam olarak algılayamıyorum bu şey olarak. Aslında Süleyman Hoca bize anlatsın onu. Tamam, çok iyi olur. Hakikaten diyorum yani. Benim de aklımda vardı, ne demek istiyoruz tabii. Yani. Yani. Sadece ben anlamıyorum. Burada normalde Cabri diyor ki metinde bu sınıflar arasındaki geçişler kesinlikle olmaz, yasak. Yani ilk başta kast sistemi gibi bir şey var. Bunlar geçişler yaparsa diyor, ondan sonra ehil, daha doğrusu işte hak etmeyenler iyi yerlere gelir, hak edenler sefil olarak sürünür falan gibi bir şeyler söylüyor. Ve Cabri bunun üzerinden aslında otorite kurmanın en iyi yolu sınıf oluşturmak. Sınıf üzerinden de otoriteyi sağlamak için böyle bir sınıf teşkil ettiler diyor. Halbuki metnin içerisinde ortaya çıkan şey şu: İslam siyaset düşüncesinde daha sonra üzerine vurgu yapılan işin ehline verilmesi lazım. Hocamın da zikrettiği gibi bunlar meslek grupları, ki içerisinde yönetici, yönetilen ayrımı yok. Yani tamamen meslek grupları olarak ele alıyor ve burada diyelim ki bir zanaatkarın gidip de askerin işini yapmaya kalkması toplumun içerisinde ciddi anlamda bir kaos oluşturacak. Dolayısıyla da yöneten yönetilen ilişkisi de bozulmuş olacak. Yani toplumun dengesi bozulacak. Bu arada en son hocam affınıza sığınarak Ömer hocamın daha önce siyaset düşüncesi işte İLEM'den çıkan kitapta özellikle vurguladığı şey olduğu için tekrardan ben de üzerine geliyorum. Sedd-i Zarai vurgusu vardı. Açıkçası ben bunu da tam oturtamadım. Yani bizde hangi dönemden itibaren maslahat prensibinin ortaya çıktığı veya öne çıktığı,
hangi dönemden itibaren Seddi Zerai'nin öne çıktığını, bunu tam olarak belirlememiz lazım açıkçası. Ahdi Erdeşir'e baktığımızda 2-3 tane husus üzerinden söyleyebilirim. Birilerinin faydasına başkalarını feda etmek. Yani daha sonra umumun menfaati şeklinde formüle edeceğimiz görüş. Veliahtın açıklanmaması. Mesela veliahtın kesinlikle Osmanlı'da şöyle bir veya daha öncesinde belli bir yere eğer vali olarak tayin ediyorsa birisini artık onun veliaht olarak kabul edildiğini zımnen herkes biliyor. Ama bu kesinlikle açıklanmaması onun itibardan düşürüleceğini söylediği için çok yazılı 4 tane belge içerisinde farklı farklı yerler konusu ve sultan öldükten sonra ona hepsi bir arada açılıp ortaya çıkarılsın diyor. Ve üçüncüsü sultanın tahttan feragat etmesi. Açıkçası bu normalde İslam siyaset düşüncesi içerisinde çok böyle sık karşılaştığımız bir şey değil. Erdeşir sağken tahtını Şapur'a bırakıyor. 2 sene sonra da öldüğünü tahmin ediyorlar. Tam tarih belli değil. Ben bunu daha çok işte Murat ve Fatih arasındaki o şey gibi de ilk aklıma o geldi. Yani belki öyle bir izleri vardır. Ama yani bunun üzerine kesin bir şey söylemek mümkün değil. Seddi Zerai mi maslahat mı? Bunu sormamın nedenine gelince. Mesela İbn-i Mukaffa söylediniz. Risalesinde ciddi anlamda bir eleştirel bir üslup ortaya koyuyor. Hatta öldürülmesinin bir nedeni olarak onu gösteriyorlar. Yani doğru mu değil mi onu da tam bilmiyoruz. Fakat sonraki siyasetname hatta felsefi siyaset eserlerinde bile gördüğümüz şey şudur. Daha çok maslahat ilkesini ön plana çıkarıp nasihat üzerinden, öğüt üzerinden belki aba altından sopa göstermek yani suretiyle sultanın aslında yanlışa gitmemesi, giderse mülkünü kaybedeceği, işte reaisini kaybedeceğini falan bahsediyorlar. En nihayetinde nokta koyayım. Açıkçası dediğim gibi Cabiri ciddi anlamda ikinci literatürü kullanıyor ve kendisinin benim gördüğüm kadarıyla yanlış da okumuş olabilirim. Yani sosyalist temayüllü bir Arap milliyetçiliği aslında inşa etmiş oluyor. Sürekli halka vurgu yapması, sürekli reayanın aslında ön plana çıkarılması gibi durumları ben öyle okumayı tercih ettim. Yanlış okumuş olabilirim. Ama Arap milliyetçiliği sürekli ön planda. Diğer taraftan dediğim gibi patrimonyal sistemi kullanıyor ama bunun içerisinde niye Arap milliyetçiliği diyorum? Hemen o mürüvvet ahlakı dediğimiz şeye uygun gelen zümreyi oradan ayrı tutuyor. Yani pek çok düşüncesinde böyle ve kurguladığı aslında devlet o dönemde Sasani dönemi için kurguladığı devlet, Erdeşir'in başında bulunduğu devlet tam da devrim sonrası İran'dır. Yani siyasi yani bunu ben böyle görüyorum. Bir başta ruhani lider ve işte bunun yanında da din-devlet ilişkisini tanzim etmek üzere bir hükümdarın bulunmuş olması. Yani böyle görmüş olabilir diye tahmin ediyorum. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Çok faydalı oldu. Harikaydı. Evet hocalarım, katılımcılarımızın sorularını, katkılarını alabiliriz. Buyurun hocam, sevgili hocam. Hocama teşekkür ediyorum. Bu Erdeşir anlatımından dolayı. Hocama bir ilave olarak sadece söyleyeceğim. Mihrican lütfen. Günlerinin çok önemli olduğunu hocam belirttiler. Gerçekten de öyle. Nevruz, Mihrican. Fihi ma fihe Mevlana'nın bir atıfta bulunmak istiyorum. Orada geçen aynen ifade şu. Çarşamba günü başlanmayan bir iş geçersizdir, batıldır. Bunu bir hadis olarak veriyor. Aslında çok aslı olan bir hadis değil ama baktığımız zaman genellikle Nevruz'un çarşamba günü başladığına dair bir kanaat var. Dolayısıyla da Anadolu'da da aslında Selçuklu döneminde böyle bir anlayışın İran etkisiyle pek çok dini kavramlarımızın aslında kurgusu nasıl Avesta Edebiyatı üzerinden gerçekleşiyorsa bu tür inanışlar etkili olmuş gibi duruyor. Mevlana'nın fi mafiindeki o ifadeleri de bunu destekler mahiyetinde. Ben teşekkür ediyorum. Var mı hocam? Ömer hocam. Aslında zannediyorum bu konuda tartışılması gereken temel meselelerden bir tanesi Elmin hocanın birinci şıkkıydı. Burada dinden tam olarak kanun mu kastediliyor? Yoksa devletin
genel olarak yapısını düzenlemeyi sağlayan ideolojik boyut mu kastediliyor? Elmin Hoca daha ziyade zümrelere dikkat çekti. Yani fukaha mı yoksa mütekellim onu buna dahil edeceğiz mi? Bunu şey yapalım, yani modern dile tercüme edelim. Burada yasa mı yoksa ideoloji mi kastediliyor? vurgusu, Cabir'in vurgusu daha ziyade ideoloji. Cabir'in klasik kaynakları olan İbn-i Rüşd ve İbn-i Bahçe ideolojiyle devlet yapısını birlikte kullanıyorlar. Bunu ilk İbn-i Bahçe zannediyorum çıkarıyor. Hatice var mı ondan önce? Buna dikkat çekelim. Hatırlıyor musun? İbn-i Bahçe zikrediyor bunu ilk olarak. Farabi'nin siyaset teorisinin, Hatice Hanım Farabi'nin siyaset teorisi çalışıyor da, Farabi'nin siyaset teorisinin o filozof kral şeyinin ya da nebi filozof kral öğretisinin asıl itibariyle Sasani tecrübesinin İslam'a uyarlanması olduğunu iddia ediyor. Daha doğrusu dikkat çekiyor böyle, bu bütün siyaset teorisini böyle okuyan bir iddia değil. Sonra İbn-i Rüşd bunu tekrar ediyor. Cabiri de buradan mülhem bunu geliştiriyor fakat bunu çok genelliyor. Bütün İslam siyaset düşüncesinin bu anlayış üzerine inşa edildiğini söylüyor. Hatta Cabiri bunu, Elmin Hoca oraya, oranın ayrıntısına giremedi, o kadar ayrıntılı vurguluyor ki kitapta bir tek elinde bunun dışında Mısırlı fakih vardı ya hocam, İz bin Abdüsselam kalıyor. Yani bu konuda yazı yazıp bu konuyu işleyen klasik düşünürler içerisinde İz bin İz bin Abdüsselam'ın dışında kimse Cabiri'nin arzu ettiği çerçeveye uymuyor. Çok enteresan. Bu kadar özetleme yapıyor. Hepsini bir şekilde, yani hepsini tabii Sasanilere dahil etmiyor ama Sufilerle ilgili olumsuz kanaatleri var. İşte Farabi, yani felsefe geleneğiyle ilgili olumsuz kanaatleri var derken elinde bir tek İz bin Abdüsselam kalmış. Bütün İslam siyaset düşüncesi kapsamında değerlendirdiği yazarlar içerisinde, dediğim gibi kitabı da böyle bitiriyor. Burayı biraz derinleştirebilir miyiz bilmiyorum. Yani bu Ahdi Ardeşir'deki ya da genel olarak siyaset namelerdeki din ve devlet karşılıklı kullanımında din bütüncül bir kavram mı? Yoksa daha ziyade kanunlara delalet eden bir kavram mı? Bütüncül kavramsa kanunlara da içerecek şekilde, sınıfı unutmadık Süleyman Hocam, kanunları içerecek şekilde esas vurgusu ideoloji oluyor. Ana yapıyı. Bu ideoloji olması halinde rejimi de içeren bir kavrama dönüşüyor din. İlginç bir şekilde. Yani o bir devletin rejimiyle ilgili, yönetim tarzıyla ilgili vurguları da içeren üst bir kavrama dönüşüyor. Kanun dersek daha sınırlı bir alan. Yani daha böyle devletin yönetimini organize eden kuralların üretildiği bir mekanizma. Devletin bunu kontrol etmesi beklenebilir bir şey aslında. Hatta İslam düşüncesi ya da İslam medeni tecrübesini dikkate alacak olursak, günümüze doğru yaklaştıkça devlet kanunları daha kontrol etme temayülüne girdi. Osmanlı'nın mülazeme sisteminde falan olduğu gibi. Aynı zamanda hani kanunlaşmaya doğru giden bir süreç oldu. Daha önceki tecrübelerden farklı bir şekilde. Ama ideoloji dersek gerçekten bambaşka bir noktaya varıyoruz. Bugünkü anlamıyla din-devlet tartışması yapmaya dönüyor mesele. Çok uzatmayayım. Teşekkür ederim. Hocalarım görüş beyan etsinler bu ustaya. Ben doğrusunu söyleyeyim, yani hani bunu söylerken de hani bunu sizin görmediğiniz gibi imayla söylemedim. Sadece açmak için söz almıştım ama tekrar biraz daha açayım o zaman. Şimdi aslında sınıf derken, yani bu aslında ifade edilen şeyler meslekler. Yani bunlar yeni bir şey değil. Aslında bu yerleşik hayata geçmekle birlikte zaten meslekler, toplumdaki dayanışma, ki burada her çok fazla hem İslam siyaset düşüncesinde hem de normal siyaset düşüncesinde bir literatür var. Bu anlamda hani eğer siz bunu sınıf olarak kabul ediyorsanız bunu kastetmiyoruz. Yani bu veyahut da tümüyle sınıf yoktur demek doğru değil. Bu konuda belki size katılırım ama bugünkü bildiğimiz anlamıyla ekonomik statüye vurgu yapan toplumu, siyaseti bir analiz birimi olarak değerlendiren temel bir unsur olarak karşımıza çıkmıyor o sınıf.
Bunu hani yoksa dediğim gibi yöneten yönetilen ilişkisi açısından, meslekler açısından bu inkar edilecek bir şey değil. Başka bir husus, biz aslında sınıf derken sadece toplumda iki farklı grubu kastetmiyoruz hocam. Aslında burada bir aynı zamanda bunun bilinci olan etkisini, yani o ekonomik statünün, emek sermaye ayrımının bilinci olan etkisini eğer... Şundan dolayı sana özellikle talep ettim. Söyleyeyim, aslında ben maksadım açıklayayım. Yok, ben anladım, bir kışkırtma maksatlı bir şey sorduğunuzu. Biraz açmamı istediğinizi farkındayım. Şundan dolayı istedim. Yani. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Şimdi biz klasik metinleri okurken çağdaş kavramları kullanıyoruz. Kullandığımız durumlarda çoğu zaman ya bu modern anlamıyla değildir diye hocalar dikkat çekiyorlar buna. Fakat metinleri, tahlil birimlerini ne zaman modern araçları kullanarak genişlettiğimizde anakronizme düşüyoruz. Evet. Ne zaman günümüzden bakarak geçmiş metinleri okuyoruz, meselesi birbirine karışıyor gerçekten. Bu sağduyuya dayalı bir okumayla da çözülmüyor açıkçası. Yani mesela dışarıdan bir okumayla, sağduyuya dayalı okumayla çözülmüyor. Bu biraz uzmanlık bilgisi gerektiriyor. Yani kavramların nerede saptığını, nerede kendi sınırları içerisinde kaldığını belirginleştirmek gerekiyor. Zannediyorum biraz da klişeye döndü bu. Yani şöyle, yani bu modern bir şey, öteki klasik bir şey, klişeye döndü. Son bir cümleyle sana vereyim. Şimdi biliyorsun modern dönemde bu sosyolojinin ortaya çıkmasının sebebi yeni dönemde ortaya çıkan sınıfların geçmişten farklılığı. Ve bu sınıfların ahlakını oluşturmak için yeni bir tarzı tefekküre ihtiyaç olduğu mülahazası. Böyle çıkıyor sosyoloji. Ahlak olarak çıkıyor yani. Bunu sonradan 1950'den sonra koruyamıyor ama çıkışı ahlak. Klasik dönemde de ahlak kitaplarının temel parçasının unsurlarından bir tanesi bu sınıf meselesi. Nasrettin Tusi ile birlikte ahlak, siyaset ve iktisat tek bir kitapta birleşince iktisat kısmını oluşturan ana yapı tamamen sınıflar üzerinden yürüyor. Yani sınıfların erdemleri ve erdemsizlikleri nelerdir meselesi ciddi bir probleme dönüşüyor. Ve o nazari ahlakın anlatıldığı bölümden sonra kitap neredeyse tamamen siyaset de bunun üzerine kurulu ilginç bir şekilde. Önce yöneten yönetilen ayrımı, ardından yöneticiler, yönetilenler, denkler. Denklerin birbirine karşı statüsü, yönetilenlerin sınıfları hocam. Böyle ayrılıyor, sistem bu yani. Sınıflar var orada. O sınıfların erdem ve erdemsizlikleri tartışılıyor. Bunun modern olandan farkı tam olarak ne? Vallahi anlamak için soruyorum yani. Hocam, vatandaş meselesi var orada. Tabii. Yani yönetilenler vatandaş kabul ediyor. İstifam ve inkarı anlama. Yok. Öyle bir şey değil. Yani. Vatandaş problemi modern anlamda, klasik dönemde İslam siyaset düşüncesi, hatta Platon'la İran, Sasani buradan kaynaklanıyor. Raiye, halk, köylü, çiftçi, zanaatkar ve tüccar vatandaş olarak kabul edilmiyor. Vatandaşın en temel belirleyici özelliği, tanımı, hem yönetme hem yönetilme özelliğine, yeteneğine sahip olması. Bizim İran'dan Abbasiler döneminde geçen bu toplum yapısı, dörtlü yapısındaki problem o. Mutlak yönetici, sultan halifenin yönetilme özelliği yok. Raiyenin, yönetilenlerin de yönetme yeteneği özelliği yok. Burada vatandaşın tanımına göre hem yöneten hem yönetilen özelliklerine sahip olan kesim o devleti oluşturan ilmiye, seyfiye ve kalemiye. Vatandaş oraya denk geliyor karşılıklı. Bugün modern dönemde sıradan halk vatandaş. Hem seçiliyor hem seçiliyor. Problem burada. En temel problem yani. Çok teşekkür ederim. Benim çok üzerine düşündüğüm konu olduğu için biraz daha üzerine gitmek istiyorum. Peki köleyken sultan olanları nereye koyacağız? Veya köleyken diyelim ki birisi geliyor, kapı kulu ağası oluyor veya Osmanlı'da. Değil hocam, yani bunlar istisna olmayacak kadar çoktur. Yani Memlükler gibi bir karşımızda devlet var. İlhanlılar gibi belki bir kısmını öyle bakabiliriz. İldegizler mesela.
Yani normal süreç içerisinde gelmiyorlar da iktidarı ele geçiriyorlar. Öbür iktidar, aile. Burada demin sen de dedin ya, bu devlet meselesi de problem. Burada bir tek sultan halifeye ilişkin iktidar olmasa bile, ama burada devletten esas kastedilen mülk sultan halife ya da sultanın ait olduğu hanedanın iktidarı bu ya. Devlet değil yani. İktidarı ele geçiriyor hocam memlükler. Köle dedi ya, sonra köle olmuyorlar işte. Evet, evet. Sorunun gidiş noktası şu olursa daha sağlıklı bir cevap ulaşabiliriz. Zümreler ne zaman hareket ettiler? Tabii. Ne zaman hareket ettiler mesela, değişebiliyor bunlar. Ama bir de hocam köle derken burada bunlar ordu yani, askeri sınıf. Önceki iktidarın askerleri, köle derken normal sıradan köle değil bunlar yani. Noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Yani sizin de açıklamanızdan onu anlıyorum ama şu bir gerçek yani, yani mesele işte o dönemki sınıfla bu dönemki sınıf deyip burada bırakmak dediğiniz gibi hakikaten bir şey olmuyor. Yani bunun ötesine gidip aslında belki bundan sonraki şeylerde bir metodolojik veya okuma biçimi olarak İslam siyaset düşüncesi nasıl okumalıyız şeklinde aslında bir konuşma olsa belki bunları konuşabiliriz. Ben mesela işte İslam siyaset düşüncesi dersi veriyorum. İlk yaptığım ders nasıl okumalıyız İslam siyaset düşüncesini. Bu açıdan bu uzunca bir şey. Dolayısıyla şu an onu korsan bir tebliğ araya sokmak istemem. Ama şu bir gerçek. Kavramları ele aldığımız, yani İlker Hocam da işaret etti. Devlet dediğimizde de aslında kavramları kendi dönemindeki bagajları ve ifade ettiği, işaret ettiği anlamlarıyla birlikte ele almamız gerekir. Devlet derken de aslında bugün bildiğimiz anlamlı bir devletten bahsetmiyoruz. Ama bununla birlikte hocam bununla birlikte ama bazı şeyler var. Mesela iktidar ilişkisi var mesela. Bunu konuşabiliriz. Bu mesela yeni bir şey değil. Bu modern bir şey değil. Yani tezahürleri olabilir ama mesela bu hiç değişmez. İktidar ilişkisi aslında ilk insanın yaratılışından beri aslında var. İktidar karşılıklı anlamda bir iktidar ilişkisinden bahsedersek. Hocam şu an şeye girmeyelim, çok uzatmak istemem. Dediğim gibi yani başka sorusu olanlar var ama hocamın da şeyi var. Teşekkür ediyorum hocam. Sadece bir şey, yani bu sınıflarla ilgili hani sosyolojik ayrımlar her toplumda vardır ama bu hukuki ve dini bir kabul görmüş müdür? O önemli. Yani soylular var, bir de soysuzlar var. Yönetilenler var. Bu ayrım mesela İran'da var. Veya feodal dönemde Avrupa'da var. Asiller ve asil olmayanlar. Bu toprak hukukuna da devletteki aldıkları görevlerde hukuki bir hak olarak yansıyor. Şimdi bizde böyle değil İslam toplumlarında. Yani kölelik statüsünü bile aşan bir ne diyelim yetişkenlik var. Tabii bir hukuken kabul edilmiş bir soyluluk anlayışı yok. Dinen desteklenmiş bir soyluluk anlayışı yok. Belki buradan o farklılığı ortaya koyabiliriz. Günümüzde de tabii hukuken herkes eşit. Hani o sınıf, ekonomik farklılıklar ortada olmakla beraber herkes eşit. Yani o mesele çok önemli bence. Çünkü mesela işte Brahmanizm'de ne diyoruz? Kast sistemi var. Benzer bir durum şeyde yok mu yani? İran'da yok mu Sasani döneminde? Veya feodal dönem Avrupa'da yok mu? Bunlar var. Anlaşılıyor da bu sınıf meselesini müstakil konuşmak gerekiyor. Ben de bir aslında belli katkılar derdim. Son bir katkı. Çok şey değil ama işte belki bir arada dışarı çıkmış mı, orada konuşulmuştur ama bu şimdi biz ilk sınıf meselesi çıkınca Ömer Hocam böyle hani sınıf meselesine dikkat çekiyorsun ama bu belki çok yeni bir şey değil. İşte Platon'daki en meşhur ideal devleti kim yönetecek tartışması sınıflar üzerinden yürüyor. İşte bekçiler var, askerler, yöneticiler var, çiftçi, zena sınıfı falan var. Ya bu sınıf meselesi çok yeni değil. Muhtemelen İslam siyaset düşüncesi geleneğinde ele alabileceğimiz metinlerde de çokça farklılaşarak devam ediyor diyebiliriz. Burada İlker Hoca'nın dikkat çektiği nokta bence önemli. Yani bu modern devlete geçişle birlikte bu vatandaşlık olgusuyla beraber bu sınıf meselesi değişiyor. Siz hocam mesela biraz feodal toplum dediniz, İran dediniz ama Osmanlı'da da aslında bu işte ilmiye sınıfı, kalemiye sınıfı, işte askeriye sınıfı, seyfiye falan var ama bunlar da aslında
birer sınıf gibi. Yani bunlar arasında çok geçişkenlik yok. Hatta Osmanlı son döneminde işte bey paşalar ortaya çıkınca hem kalemiyede ait hem askeriye ait olunca bu aslında biraz istisnai bir örnekle temsil ediyor. Orada da böyle bir yönetici sınıf olarak belli böyle bir bunlar isimlendiriliyor. Hatta zaten işte modern Türkiye kurulduğunda hani bu modern devletin algısı olarak işte bu şeylerin kaldırılması, beydir, paşadır, kaldırılması, efendi ifadesinin kaldırılması aslında bu sınıfların artık yeni toplumsal statüde bunların bir ayrımı olmayacağı tartışması yönelik bir şey. Yani biz artık bu toplumsal sınıfları kabul etmiyoruz. Beylik, paşalık veya efendilik olmayacak ki bunlar işte Osmanlı'daki o sınıflara da hitap ediyor. Marksist yoruma gönderme de yaptık. Marksist yorum şu için bence kıymetli. Aslında Marksist yorum modern teori içinde de eleştiriler bir şey. Yani siz aslında vatandaşlık üzerinden yeni bir eşit, ortak bir sınıf tanımı yapıyorsunuz. Herkesin eşitlendiği bir şey ama aslında bu değil. Marksist yorum çok daha spesifik bir yorum. Aslında böyle bir eşitlik yok. Toplumsal sınıfı belirleyen temel şey işte işçi ve işveren şeyi var. Patron ve işçi sınıfı ayrımı var ve bu modern devletin aslında kurulduğu kapitalist toplumun temel esası diye bir eleştiri çeşidi var. Biz belki şunu konuşabiliriz hani çağdaş dönemde İslam siyaset düşüncesi, teorisi buna karşı bir alternatif, bir eleştiri bir şey getirebildiğim yani bu modern siyaset olgusunun kurguladığı bu zemine mesela bir Marksist eleştirel teori gibi hani arka planda yani bu işte beylik, paşalık, efendilik veya bu zümreler artık toplumsal hukuk üstü olarak kalktı ama aslında örtük olarak işliyor mu veya nasıl işliyor veya nasıl işlemesi gerekiyor? Belki bunlar da daha sonra tartışıp konuşulabilir diye düşünüyorum. Şey hocam bunun da arkasında aslında çok girmeyelim. Kozmolojik klasik fiziğin hareket teorisiyle metafizik ilke var. Yani bu değişmezlik, geçişlik vesaire. Klasik kozmolojiyle ilgili, doğa teorisiyle ilgili meşhur yeni Platoncu hareket teorisi var gibi geliyor. Diyelim. Evet. Tamam. Dinle ilgili hocam siz söyleyin. Çok kısa da Ermençu adalet sultan içindir tezinin eksik olduğunu söyledi. Çok ama çok kısa hocam. Vaktimiz bitiyor. Buyurun hocam. Ömer hocam bahsetti dinle ilgili. Din kelimesi bizim siyasi tarih kitaplarında aslında aynı zamanda ideoloji anlamına da geliyor Ömer hocam. Aynen öyle. Dini Ali, dini Osman gibi böyle tabirler Taberi'de bol bol vardır. Sultanın dini üzerinde. Evet. Yani din kelimesi sizin de hatırlattığınız gibi işte tev eman, ikiz kardeştirler ifadesindeki gibi birçoğunda oradaki de tabii ki tabii. Yani teori o da ideoloji tabii, evet tabii. Evet. Orada da hem kelamcıları hem fukahayı ayırmıyor. Bak ideolojiyle yasa kuranı dolayısıyla orada din konusu yani bir ideolojik boyutu kesinlikle. Var, hukuki bir boyutu kesinlikle. Da var. Onu hatırlatmak kesinlikle. İstedim. Teşekkür ediyorum. Çok vakit yok ama Hatice Hanım. Buyurun ama. Ben şununla ilgili olarak söylemek istiyorum. Elmi'nin bir çekincesi vardı. Cabiri'nin işte Kisracı değerler mi ya da ideoloji mi? Aslında Farabi'nin ya da bu çizgideki oradaki dinin yani bir anlamıyla sahih olmayan bir ideolojiye dönüşmesinin garantör ülkesi bence Farabi'de bence değil. Filozof ya da devletin aklının felsefe olması ya da peygamber tarafından yönetiliyor olması. Bu ilki ortadan kalktığında bence orada Cabiri'ye haksızlık etmek gerekiyor. Gerçekten din ideoloji kılındığında ya da huruftaki ifadesiyle insani kılındığında mille, Farabi belki bunu kastetmiyor ama yani cahili kılındığında bir tür devletin siyasi iktidarı ideolojik aygıtına dönüşüyor ve buradan bir tür adalet çıkması gerekmiyor. Yani bu ilişki Cabiri'nin Kisracı değerler dediği şey haksız bence Farabi ama filozofu ya da peygamberi çektiğimizde gerçekten ortaya bu tablo çıkıyor. Farabi de Cabiri'nin tarihinde sorun aslında teorik olmaktan ziyade. Farabi evet. Aynen öyle. Bu da Platoncu sistemi falan biraz evet. Yanlış okumasından biraz da yapısalcı felsefe bağlamında okumasından kaynaklanıyor. Ama sonuç olarak Cabiri'nin bu şeyini dikkate almak gerekiyor. Çünkü devletin aklının felsefe olmadığı ya da şeriatın esas alınmadığı bir sistemde din bir tür ideolojik aykırı dönüşüyor ve tahkim unsuru olarak kalıyor ve tarihte bizi bunu doğrulayacak bir sürü de örnek var. Teşekkür ederim.
hocam orada kastettiğim şey aslında şuydu. İktül Ferit üzerinden yürüyor aslında Cabiri orada. Oradaki değişime şöyle dikkat çekiyor. Daha öncesinde din devlet vardı şeyde Ahdi Erdeşir'de. Sonrası literatürde bu giderek artık mülk ve adalet ikiz kardeştir. Biri olmadan diğeri eksik kalır diyor. Ve buradan da aslında adalet teorisine veya adalet dairesine göndermede bulunuyor. Yine o İslam düşünce şey siyaset düşüncesinde Lütfü Hoca'nın önerdiği bir şey vardı. Max Weber'in okumasına karşı tersinden adalet teorisini okuyalım. Tabii onun argümantasyonu biraz daha genişletilebilir. Bu anlamda da Cabir'in önerisi de aynı şekilde. Diyor ki biz de konuyu tersinden okuduğumuzda diyelim ki sultan ricalin olması lazım. Rical için malın olması lazım. Mal için bayındırlık olması lazım. Bayındırlık için adalet olması lazım. Yani sultan için adaletin olması lazım. Bunu tersinden okuduğumuzda yani sultan adalet içindir. Düz okuma böyle çıkar. Fakat tersinden okursak bu sefer adalet sultan içindir. Yani sultanın istediği şey adalettir. İstemediği şey adalet değildir. Şeklinde bir okumaya bizi götürebilir. Tabii bunu uzunca bir şekilde anlatıyor da burada da aslında böyle kapalı bir şekilde bunu daha doğrusu adalet dairesini derinden baktığımızda bu okumanın ortaya çıkacağını ve dolayısıyla da ortada bir patronaj sisteminin var olduğunu vurgulamaya çalışıyor. Yani en üstte sultan var. Yani başka da hiçbir şey yok. Sultan varsa yani her şey olur. Öbür yani. Tarafta da en üstte tanrım var, adalet mi var? Tanrı adalete işte mi bağlı, adalet tanrıya yani mı bağlı? Hatice Hoca'nın söylediği şey de o. Tamam. Peygamber yasa koyucu, bunu tamam kabul ediyoruz ama peygamber benim için peygamber. Yanındaki için peygamber olmayabilir. Yani bu Hristiyanlıkla veya İslam bir din farklılaştığı anda o peygamber mefhumunun içi boşalıyor. Hiçbir anlam kalmıyor. Zaten Cabir'in Tabii ya Ahdi Erdeşir'de de diyelim Baba Erdeşir'i bir filozof peygamber ya da filozof düşünür olarak ele aldığımızda olay çözülüyordu. Bilmiyorum bir türlü ben yapamadım. Peki. Çok teşekkür ederim.